İyi geceler sevgili izleyenler. İyi geceler sevgili izleyenler. İstanbul'dayız, Gelişim Üniversitesi'ndeyiz. Bu karda, kışta felaket denilen bir ortamda biz İstanbul'da ecdadımızı tartışacağız. Ecdadımız Sayın Başbakan'ın sözleriyle yeniden gündeme geldi. Televizyonlarda gösterilen dizilerdeki ecdadımız bizim ecdadımız değil dedi. Ve hemen ardından da Kültür Bakanı o ecdadımızla ilgili çocuğunu, torununu öldürenler dedi. İnsanlığa yakışmayacak davranışlar içerisinde dedi. Ve gerçekten de çok sıkı sıcak tartışmalar oluyor. Bu tartışmaları biz bugün çok çok tarih deyince Türkiye'de üstad olarak nitelendirilen isimlerden gerçekten tarihi tarihçiler konuşsun diyen bir isimle bugün birlikteyiz. Sayın İlber Ortaylı, Profesör Doktor İlber Ortaylı. Hoş geldiniz hocam. Evet hocam, gerçekten de sadece tarihi kitaplardan değil, bildiği 8-10'a yakın dille yerinde gitti, izledi, gördü ve uzunca yıllarda Topkapı Sarayı'nda bizzat en başında durarak Topkapı Sarayı'nda her şeyiyle yakından ilgilendi ve tarihi bir tarihçiden, hem Osmanlı tarihini hem Cumhuriyet tarihini çok iyi bilen bir isimle konuşacağız ve güncel pek çok soruya cevap arayacağız. O dizilerdeki tarih deki ecdadımız öyle mi, yoksa gerçekten çok farklı mı gözetiliyor? Dizileri ciddiye almak gerekir mi, gerekmez mi? Onlara bakacağız. Osmanlı padişahları çocuklarını niye evlendiriyorlar, öldürüyorlardı? Neden yabancılarla evleniyorlardı? Niye hacca hiç gitmiyorlardı? Gibi pek çok soru var. Bütün bunları konuşacağız. Hocama ben tekrar bu karda, kışta zorluk da geldi. Hoş geldi diyorum. Hoş bulduk. Evet, şimdi bir görüntüleri izleyelim. Bu tartışmaları sizlere biraz hatırlatalım. Ondan sonra da Odri Meydan diyelim. Bu merak edilen soruları hep birlikte tartışalım. Sizleri belki biraz uykusuz bırakacağız ama tarihi doğru kaynaktan öğrenmiş olacağız ve kafamızdaki pek çok soruya da cevap bulmuş olacağız. Muhteşem Yüzyıl başladığı günden beri birçok tartışma yarattı. Fakat en çok ses getiren başbakanın çıkışı oldu ve çetrefilli Osmanlı tartışmaları yeniden başladı. Televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o Muhteşem Yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyor. Bizim öyle bir ecdadımız yok. Ardından Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'in açıklamaları Osmanlı ve Kanuni tartışmalarına farklı bir boyut getirdi. Yetişkin oğlunu yandaki çadırda boğdurmuştur ve bu tarafta gözyaşları içinde o katle katlanmıştır ki sanıyorum o gün ölmüş olması lazımdı. Yani yürek taşıyan bir insanın. Şimdi bunu yaptıran nedir? Bunu yaptıran bu Cihan İmparatoruna bir tutkudur. Peki Osmanlı'nın bilinmeyenleri neler? Sultan Süleyman gerçekte nasıl biriydi? Nasıl bir devlet adamıydı? Ömrünün ne kadarı seferde geçti? Şehzade Mustafa'yı neden boğdurdu? Hayatına kaç kadın girdi, kaç çocuğu vardı? Hürrem Sultan'ın devlet idaresinde ve Sultan Süleyman üzerindeki etkisi büyük müydü? Aynı zamanda halife olan padişahlar nasıl şehzade boğdurdular? Sarayda sultanlar ve valide sultanlar mı daha güçlüydü, yoksa padişah eşleri mi? Padişahlar neden hep yabancı kadınlarla evlendiler? Osmanlı padişahları niye hiç hacca gitmedi? Harem gerçekte nasıl bir yerdi? Bir eğitim kurumu muydu? Resmi tarih bize Osmanlı İmparatorluğu'nun olduğundan farklı mı anlattı? Kurgusal yapımlar tarihe zarar veriyor mu, yoksa araştırmaya mı teşvik ediyor? Tüm bu tartışmalarla Osmanlı dönemiyle ilgili yüzlerce soru yeniden zihinleri kurcalarken tarih ne diyor? Evet sevgili izleyenler, ecdadımızla elbette gururlanıyoruz, övünüyoruz ama yeri geldiği zaman da eleştiriye açık olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Mustafa filmi çevrildiği zaman da o günlerde Can Dündar'ın üzerine çok fazla gidilmişti. Onunla da program yaptığımızda da Can neredeyse böyle bir film yapmaktan pişmanlık duyma noktasına gelmişti. Şimdi de herhalde Muhteşem Süleyman'ı hazırlayanlar, yapanlar büyük bir pişmanlık içerisinde. Ben hemen bu soruyla girmek istiyorum. Böyle bir çıkış gerekli miydi? Bu tür programlar ya da bu tür filmler, diziler hiç yapılmaması mı gerekir? Ya da daha bir hoşgörüyle mi bakmak gerekir? Valla film benim bildiğim 2 yılı aştı.
3 yıldır ekranlarda, 3 yıldır işgal ediyor ekranları ve bu arada beğenelim veya beğenmeyelim realiteyi konuşmak lazım. Sınırları aştı. Hatta galiba yurt dışında belirli ülkelerde daha çok işgal ediyor ekranları. İşgal etme nedenleri çok farklıdır. Birincisi gerçekten bir plastik başarı. Yani oyuncular hakikaten iyi. Bizim alıştığımız sinema oyuncuları değiller. Biz mesela gençliğimizde tarihi tiyatro diye, tarihi sinema diye çok güzel şeyler görüyorduk. Kara Murat'ın ne kılığı uyuyordu. Aktör yakışıklı oluyor. Yani mesela Cüneyt Bey hakikaten Cüneyt Arkın boylu boslu bir adam. Döneminin kuşağına göre yani de. Fahrettin adıyla ki asıl adı da odur. İran'da bir müddet iş yaptı biliyorsunuz. Prenses Eşref dahil bir sürü hayranı vardı. Yani bunlar bilinen şeyler. Sokakta böyle şeyle gider. Türkiye'den daha fazla bir ihtiramla. Efendime söyleyeyim bir Karaoğlan dizisi oldu. Bunlar tamam. Fakat filme baktığın zaman ne kılık ne kıyafet, dekor hiçbir zaman çok pahalı olmaz ama realiteye yakın, gayet gülünç, gayet bilgisiz, gayet Mahmut Paşa işi dediğimiz şey hepsinde. Figürasyona doğru gittikçe oyunculukla alakası olmayanlar. Şimdi bu tarihi filmlerde falan figüranın kötü ve eğitimsiz olması çok sırıtır tiyatroda. Çünkü normal bir filmde, bir komedide, bir kriminaldeki gibi yardımcı oyuncunun ve şeyin figüranın affedilir tarafı yoktur. Her şeyde yoktur. Bütün olması. Figüran bütünlüğüyle çıkar. Figüran bazı ahvalde baş oyuncudan daha önemlidir. Yani mesela İstanbul'u kuşatıyorsun. Tamamen figüranların başarısı o. Surlara tırmananlar falan. Şimdi burada ben dikkat ettim. Bizim sarayda çevriliyor bizim müjde tabii. İşte destur hünkâr diye bağırıyor. Yeniçeri bakıyorum hakikaten Yeniçeri adamlar. Yani boylu boslu falan böyle uzun bacaklı. Koştuğundan da o böyle body body koşmuyor yani onu gördüm. Bu realiteye uygun oluyor tabii. Çünkü bunlar devşirme çocuklar seçilirler. Padişahın kendi öyle, vezir öyle. O Malkoçoğlu diye yakıştırma bir tip o anda yeri yok onun ama olsun. O öyle. Yani bunlar bize ziyarete geldikleri vakit arkadaşlarla beni neredeyse biz de kapıda eğilecektik yani söyledim çok şey. Sonra tabii tekstil sanayi gelişti falan. Bütün bunlar dışarıyı etkiliyor. O ihtişam yani etkiliyor. Ottoman imajı evet. Dil mil anlamıyor zaten onlar. Konuyu da belki çok takip etmiyorlar. Ta Slovakya'ya kadar, ta bilmem Monaco'ya kadar seyircisi varmış bunun. Ve para da geliyor. Şimdi böyle 3 ay, 3 yıl geçtikten sonra, 3 ay, 3 gün değil, 3 yıl geçtikten sonra bu gibi saldırıların manası yok. Yok. Bunlar bizim ecdadımız mı diyor. Değil ecdadınız yani. Değil ama 3 yıldır neredeydiniz? Yani. Bir bu. Evet yani bana bu arkadaşlar geldikleri zaman müşavirlik teklifiyle eksik olmasınlar. Ben size müşavirlik falan yapmam dedim. Çünkü başıma geleceği biliyorum. Mühim olan para kazanmaktır. Bu dizi Avrupa'da iş yapar mı? Yapıyor zaten ya tondan para geliyor herife. Mesela bir Alman filmi sansa yapanın da derdi o. Onu anlatıyorum size. Yani deminden beri bunların hiçbiri Pasolini falan tanımadım ama tabii filmlerini gördüm. Bu bizim rejisörlerin ve bu dizidekilerin ve bu işe para yatıranların hiçbiri o adamlar değiller. Ama işte film yapmayı iyi biliyorlar. Bir şey bildiği yok film bildiği ama de izletiyor. Yok. İzletiyor çünkü bunlar ortaya çıkıyor onu anlatıyorum. Bizim film diye tanıdığımız dünyanın içinde iyi olan tek payımız var.
Biz işte buradaki Kanuni modern dans biliyor, hem de tiyatrocu. Boybos yerinde, yanındaki öyle falan. Bunlar bir yürüdüğü zaman hayran oluyorsun böyle. Rap 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 uçar gibi yürüyorlar, balet gibi. Gibisi fazla. Yani bunu yetiştirmişiz biz Cumhuriyet döneminde. Bu konservatuvarların başarısı. Bir de biz iyi mensucat işi yapmışız. Perdeliklerimiz bile şey, Görken. Şu bile işe yarar mesela. Yani o filmde. Bu bundan dolayı burada başka bir şey yok. Burada entelektüel rejisör yok. Burada kültüre meraklı bir yatırımcı yok. Bunlardan şikayet etmesin. Şimdi burada devlet müdahale eder mi? Eder. Eder, her yerde eder. Para yatırır. Bunu hep yaparlar. Bu sansür değildir. Bu hep yapılır. Burayı bölmeyin yalnız. Bu en evet. önemli şey bence. Evet. Yani benim söylemek istediğim, böyle 3 yıl geçip de piyasada bu iş tutunduktan sonra böyle bağırmakla bu iş olmuyor. Kusura bakmasınlar. Hemen evet. soru alalım. Öğrenci arkadaşlar ısrarla soru sormak istiyor. Buyurun. Ben oturarak. Sattım biraz. Ya olsun. Bunlar bilmemiz gereken şeyler. Oturarak. Buyurun. Evet. Öncelikle hoş geldiniz üniversitemize. Benim şöyle bir yaklaşımım olacak bugünkü oturum ile ilgili. Bugün Osmanlı Devleti'nin bilinmeyen yönlerinden önemli, daha da önemli şeyler var. Öncelikle bugünün bilinmeyenlerini kapatmak için dünün bilinmeyenlerini öne atıp gençliği ve insanlığın kafasını karıştırmakla insanları düşündüremez hale getirdiler. Bu büyük bir problem. İkinci değinmek istediğim yer ise... Bu dizilere bu kadar ilgi var. Eskiden futbolla uyutuyorlar. Dizilerle uyutuluyor diye bir... futbolla da uyutulmuyor, dizilerle de uyutulmuyor. Herkes bilinçli olarak izliyor. Şimdi bunlar affedersiniz ama Hitler'e has laflardır. Futbolla milletleri uyutuyorsun. Ne demek yani benim tanıdığım millet ve bu kadar enayi mi? Balkanların en önemli, tasvip de etmem dünya görüşünü ama Dimitri Angelov, Balkanların en önemli tarihçilerinden biri, futbol delisiydi herif. Maç oldu mu bağlayamazsın adamı. Yani akademinin oturumunu bile terk edip koşar. Futbol seyretmenin uyumayla ne alakası var? Ben futbol seyircisi de değilim ha, onu söyleyeyim. Çok severek seyretmem. Hiç etmem hatta. Dizi izliyor musunuz? Dizi de kolay kolay etmem. Bunu da mesela çok sıkıldım. Rahmetli Nesli Şah Sultan daha çok sıkılıyorum derdi. Hiç bakmazdı. O başka ama birileri dizi seyreder, birileri futbol seyreder. Bunlar doğru laflar değil. Onu bir kere çıkarın aklınızdan. Devamını alalım şimdi. Milletler evet, futbolu da sever. Futbolda da bir zeka vardır. Kolay değildir o topu oradan bulup da geçirmek kaleye. Zeka ister. Yani... Evet, sorunun devamını alalım şimdi. Evet, dünün yaşanmışlıklarını bugün bugünden değiştirmek gerçekten de imkansız bir şey artık. Evet. Önemli olan bugün elden giden şeyleri elde tutmaktır. Yani bugün baktığımızda köprülerimiz gidiyor. Bir nevi yargısız infazlar yapılıyor. Mesela yargısız örneğin, infazlar. Aslında konunun dışına çıkmasan istersen. Konunun dışına çıkmayacağım, şöyle değineceğim. Ülkemizde daha önemli şeyleri demek istediğim... Burada yani bu gerçekten etnik meseleye mi getirmek istiyoruz? Olabilir. Etnik yani... meseleyle alakalı değil de şu şekilde mesela biz evet. tarihimizi ele almak istersek şimdi tarihi bugünden değiştiremeyiz. Özellikle değiştiremezsin yani, ama yorumlar farklı olur. Bu çıkar açısından çok az bir şey kazandırır evet. insanoğluna. Önemli olan bugünün bugün elde bulunan şeylerin kaybedilmemesidir. Doğal olarak bugün bir sürü gazetecimiz, aydın insanlarımız kendilerini ifade ettikleri için şeylerdeler yani hapisteler ve gözaltındalar. Bir sürüsü de burada günlerini bu, güne ediyorlar. Burada değinmek istediğim ve yapılması gereken şey bence şudur. Bugün geçmişin tarihi ele almanın günümüz için pek bir çıkar yoktur. Eğer bu program geçerli bir program olmasını istiyorsak gerçekten de bugün burada geçmiş tarihi değil de günümüz tarihini ele almamız gerekiyor. Öyle şey olur mu yani? Tarihi bilmeden geleceğe nasıl ışık tutacaksın? Yok canım, tarih dediğin bak ben sana söyleyeyim, insanoğlunun hiçbir şeyin çok ayrıcı olduğunu zannetmiyorum. Bana göre insanoğlu geçmişi merak eden bir hayvan ve geleceği
Geleceği merak eden hayvan çünkü öleceğini biliyor. Yani vasfı bu. İnsanoğlu öleceğini çok iyi biliyor. O yüzden de bir hassası gelişmiştir. Geleceğini inşa etmeye çalışır, bilmeye çalışır, merak eder. O geçmişi bilmenin, merak etmenin, ya geleceği merak etmenin çeşitli yolları vardır. En aciz olanları fala gider, falcıya gider. Geçmişi merak etmenin de çeşitli yolları vardır tatmin için. Bir tanesi işte koca karıları, büyük dedeleri falan dinlersin, efsaneleri. Bir kısmında da oturup ciddi ciddi tarih yaparsın. Bunlar azınlıktır. Tarih yazan milletler azınlıktır dünyada. Çok azdır. Yani onu söyleyeyim. Yahudilerle İranlılar hariç Orta Doğu coğrafyasında tarihçi diye göstereceğimiz adam yoktur. Yok. Bunların içinde de Hayfa ki yani ne yazık ki Araplar orta zamanın tarihçileri aslında yazık yani tabii. Evet, hoş geldiniz öncelikle. Bu dizilerle ilgili ne gibi önlemler alabiliriz? Sapkın efendim? Dizilerle ilgili. Bu dizilerle ilgili evet. Ne gibi önlemler alabiliriz? Sonuçta bunlar bizim ecdadımız ve biz bunları bizim çocuklarımız da belki bunları öğrenecekler. Ne gibi önlemler alabiliriz? Nasıl tepkiler verebiliriz peki? Vallahi doğrusunu çevirmek için ilk yapılacak şey ciddi bir ilmi müdahaledir. İlmi müdahale de keseden geçer. Devletler bu konuda yatırım yaparlar. Çok açıktır bu. Ayıp da değildir, günah da değildir. Tam aksine medeni memleketler, Fransa gibidir. Bayağı yatırım yaparlar. Yani Almanya ve Fransa'da kitap ve sinema konusunda devletin ciddi bir bütçe yatırımı vardır. Bu yolla da müdahale eder. Tabii bizde de aynı şeyi yapmaya kalkarsan ilk anda ortaya çok komik şeyler çıkabilir. Ama nihayet o da işte bir kontrol meselesi. TRT yani. Yaptı tutmadı ama. Demek ki insanlar TRT tabii çok komik bir şekilde dağıtırsa parayı ancak patlıcan toplar sağdan. Yani o çıkma evet, en arkadan alıyoruz. Hocam öncelikli olarak hoş geldiniz. Sizin de az önce bahsettiğiniz üzere Avrupa'da Balkanlarda vesaire diğer ülkelerde Muhteşem Yüzyıl izleniyor. Peki Muhteşem Yüzyıl şu an yanlış lanse ediliyor, yanlış anlatılıyor. Bu yanlış anlatımdan dolayı kaynaklanan sizce bizleri, ecdadımızı yanlış tanımlara sebep olmaz mı? Valla o filmi yapanlar senaristi hariç hiçbiri solcu molcu da değil. Onu bir söyleyeyim size. Şu anda yatırımcılar da solcu molcu değil. Başvekilimizin taraftarları kendileri. Para kokusu her şeyi bastırır bu memlekette. Para çok önemlidir. En önemli şey paradır Türkiye'de. Parayı sevmek, para kazanmak ayıp falan değildir bazılarının düşündüğü gibi. Fakat ne var ki Batı toplumunun, medeni toplumun insanı paranın amacını yani parayla elde edeceği amacı öne koymayı bilir. Bütün mesele budur. Öne koymayı bilir. Yani adam güzel bir ilim yapmayacaksa, güzel bir sanat yapmayacaksa, güzel bir kültür gezisi yapmayacaksa, işte çocuğuna iyi bir sanat eğitimi vermeyecekse, yaşadığı şehri güzel abidelerle donatıp o mevcutlarını da güzel korumayacaksa, bu para ne işe yarar diye sorar sık sık. Yani aramızdaki fark budur. Yoksa İnsanların hepsi parayı sever ve çok aşağılık numaralarda çekerler onu kazanmak için. O ayrı ama amaç çok önemlidir. Maalesef Türkiye'de amaç yoktur. Yani bu sağ ve sol için ortak şey budur, felaket. İnsanlar parayı severler ve sadece parayı severler. Bu çok açıktır. Çok açıktır. Şimdi dizide gerçekleri yansıtmıyor dedik ama bu özellikle boğma sahneleri, çocukları, devletin bekası için çocukları, torunları boğmak. O boğmaya gelince. Nedir bu işin aslı? Yok, bu işin aslı boğmadır. Bunun şeysi yoktur. Size kim öğretiyor bunu? Padişahın, Süleyman Han'ın, Süleyman Efendi gibi olduğunu size kim öğretiyor? Ya öyle bir şey yok dünyada. Sultan Süleyman Han Allah'ın iradesiyle inanç ve teori budur. Bir büyük devletin ve şu kadar milyon insanın başına gelmiştir.
tıpkı Charles Quint'in büyük Alman imparatorunun başına geçmesi gibi, tıpkı 8. Henry'nin İngiltere kralı olması gibi, tıpkı Ivan'ın Rusya imparatoru olması gibi. Bu saydıklarım kocaman kocaman arazilerdir. Üstünde milyonlarca insanlar yaşar. Ve bunlar buraların bekasıyla, asayişiyle görevli ve yükümlü insanlardır. Allah onlara bu görevi vermiştir. Şimdi şöyle bir zihniyeti ve teoriyi ben Türkiye'de görmedim. Mesela bakın şeyi okuyun, Hernani. Çok güzel de çevrildi. Yazsak elimde yok. Hernani. Bu bir İspanyol haydutun İspanya kralıyla olan kız kavgasını anlatıyor ama tabii varoş kavgası gibi değil. İspanya kralı Charles Quint'dir, Don Carlos'tur. Orada onun Alman imparatoru seçildiği an mihrabın önüne çöküp kilisede bir duası ve bir günah çıkarması vardır. Nasıl bir meditasyon yaşıyor. Veya bizim Sultan İbrahim'in tahta çıktığı an, inanmıyor ilk önce falan. Delimeli diyorlar, hiç delimeli değil. Çok bilge bir o adam. Allah'ım diyor, bir anda diyor ağzımdan çıkan lafla bu kadar milyon adamın kaderi bana bağlı olacak diyor. Yani transa geçiyor adam. Şimdi Süleyman Efendi değil bu. Süleyman Han. Bunun oğlu etrafın kışkırtmasıyla isyana hazırlanıyor. Bunun kellesi gider. Anladın mı? Bu boğdurulur. Öbür olan Bayezid, Şehzade Bayezid bir müddet sonra aynı şeyi yapıyor. İkisini de çok seviyor. O da aynı yere gider. Hiç şeysi yok. Üstelik yanında karısı ağlıyor, çırpınıyor. Hasta kadın, sevdiği kadın Hürrem Sultan. Böyle kalkıp da vay oğlunu boğdurur, kardeşini de boğdurur. Bunun şeyi yoktur. Herkes boğdurur. Herkes. Padişah dediğiniz, kral dediğiniz size benzemez. Bu kadar açık. Kızlarını boğdurmazlar çünkü öyle bir tehlike yok. Onları çok severler ve çok şımartırlar. Sultanlar çok şımarıktır, prensesler. Onlara yok yok. Peki Sayın Kültür Bakanı'nın açıklaması niye oluyor? Vallahi Sayın Kültür Bakanı herhalde başbakanla biraz şeysi var, bir burukluğu var. Böyle bir açıklama yapmış, o öyle dediyse ben böyle dedim diye. Bunlar anlatılmıştır kendisine. Hala aynı şeyde ısrar ediyorsa o onun bileceği şey. Beni ilgilendirmiyor. Buyur. Yani onun için tabii bu Cem vakasına, Bayezid vakasına ve devlete ve millete bakın. Her kardeş kavgası binlerce insanın kellesine ve anarşiye mal oluyor. Aynı şey Rusya tarihinde vardır. Aynı şey İngiltere tarihinde vardır. Böyle kolay hüküm verilmez. Kendi kardeşin, gereğini yerine getir. Kendi kardeşin değil kardeşim, padişahın kardeşi. Size ne yani bir yerde? O kadar. Buyurun. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet yardım etmeli demiştiniz ya da para yardım sinemaya etmeli değil mi? Değil, bir deneme vasıtası. Zaman, yani vasıtalardan biri. Bu değil vasıta yani. Bu değil vasıta. Vasıtalardan biri o. Şimdi başkaları da var. Siyaset ya da siyasiler değiştikçe fikirler değişiyor biliyorsunuz. Evet. Bizde tarihe bakış açısı ya mükemmelleştirme oluyor, evet, ya yerin dibine batırma oluyor. Yani bir intikam almak gibi bir algı görüyoruz tarihimizi. O Türklerin genel hastalığı ekstremlerde düşünmek. Ekstremlerde düşünmek, gitmek Türklerin hastalığı. Ya sizin üniversite gençliğiniz. Yani tarih konusunda insan mesela ben ortaokulda hatırlıyorum. Çocuğun biri tarihten sıkılmış herhalde. Füzelerle uğraşsak daha iyi değil mi diyor bize. Geçmişle ne uğraşacağız diyor, Babil'le diyor. Hakikaten Babil olana bana şey... Samanyolu'nun galaksilerin ötesindeki yıldızlar ne kadar geliyorsa ona da öyle bir şey ifade ediyor. Yani Babil falan deyince ne diyor bu mahluk diye bakıyordum öyle. Çünkü ben Alman kütüphanesine gittim Ankara'da. Hoş kitaplar vardı. Ur Asur Babilon diye bir kitap orada. Babil'in böyle rekonstrüksiyonları falan var. Yanında kolay açıklamalar var falan, Almanca bir kitap. Bu ne diyor ya falan diyorum. Ne diyecek zavallı çocuk? Ur Asur Babilon kitabını okuyamaz yani. Kimse de anlatmaz ona.
okuldaki kitaplar var ama Allah'lık yani. Biri Fransızcadan kopya edip bir şeyler yazmış okul kitabı diye. Hocaların bile bazen çok farkında değiller. Türk liselerinde biliyorsunuz fizik, kimya, matematik hocaları kuvvetlidir. Benim zamanımda edebiyat hocaları kuvvetliydi, artık değil. Artık değil. Siz biliyorsunuz daha iyi. Tarihçiler hiçbir zaman çok yüz ardan olmadı. Evet. Arkadaşımız da halen diyor ama tarihe ne gerek var? Aynı şey ama işte. Değişen bir şey yok çok fazla. Yani tarih anlatması lazım birinin. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Bir de buradaki genç arkadaşlara kaynak noktasında yani biz nasıl bakmalıyız? Bize bu gösterilenin dışında hangi açıdan tarihe vallahi bakmalıyız? Çok kitap var. Tarihi okumalısınız. Tarihe bir açıdan bakılmaz. Çok kitap var, okumalısınız. Tek rehberiniz ansiklopedi olmalı. Palavra kesen kitabı atmalısınız hemen. Evet. Hemen, palavra kesen kitabı hemen atmalısınız. Yani anlaşılır ilk önce. Çelişik bilgi verir. Ansiklopedi okumayı sevin. İyi ansiklopedi okumayı çok sevin. Yani o çok önemlidir. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Sayın Başbakan her müdahale ettiği konuyu kendini işin uzmanı olarak görüp bunu siyasi argüman yapmaktadır. Başbakan buna isyan eden bu filme de müdahale ederek bu ülkeyi yani müdahale edilmediği vesayet altına almıştır. Ki bu diğer başbakanın ilgi alanı değil, Kültür Bakanı'nın ilgi alanına girmektedir. Ben de şunu Kültür sormak Bakanı'nın ilgi alanına niye girsin? Ona da girmez. Tarih herkesin tarihi. Başbakan da Kültür Bakanlığı ne farkı var? Biri Sultanahmet'teki ticaret yüksek mektebinden yani İktisat Ticari Merak Akademisi'nden mezun. Öbürü de biraz ötede Bayezid'deki hukuk fakültesinden mezun. İkisi de tarihi müesseselerimiz eksiğiyle fazlasıyla muadil yerler. Kültür Bakanımız güzel konuşan bir adamdır. Yani benim aram çok iyi olmadı ama doğruyu konuşmak lazım. Güzel konuşan bir adamdır. Kendine göre bir okuması vardır, merakı vardır. Başbakan da ondan aşağı kalır tarafı yok. Çok güzel şiir biliyor. Mesela sizin çoğunuzda olmayan özellik. Şiir okumuş adam, ezberlemiş. Siz şimdi sorsam burada... Üç tane beyti hatasız sınırlayan adam pek bulamayacağım maalesef. Hocalarınızın kabahati, muhidinizin kabahati. Şiir bilmeyen adamlar dilini bilmezler. Mesela başbakan şiir biliyor. Hadi hocam bir mahcup edecek var mı? Üç satır, üç kıta okumayan. Vallahi olmaz. Varsa bayılırım. Var mı? Sizi ayıplamıyorum. Bütün dünya böyle. Var mı? Geçen de konuşuyorduk. Şu meşhur marş var ya, şiir. Avrupa marşı. Diye. Söyle. Tamam buyurun gel. Hadi bakalım. Hadi. Bizim zamanımızda 50 şiir. Tane Nazım Hikmet, 50 tane de Necip Fazıl var. Tamam böyle. Necip Fazıl'ın bir dörtlüğünü okumak istiyorum. Hayal oku. Oku buyurun. Hocam hayırlı akşamlar, Ahmet Gündoğdu. Necip Fazıl'ın bir dörtlüğünü okumak istiyorum. Tamam. Ne hasta bekler sabahı, ne tazı ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Çok güzel. Güzel. Kaldırımları da biliyor musun? Kaldırımlardan bir şey biliyor musun? Nazım Hikmet'i pek okumam hocam. Oku, onu da güzel şiirleri ben bir var. Soru sormak istiyorum size. Ha, kaldırımları biliyor musun dedim, atladın. Pardon, duymadım. Okudum, çok şiir ezbere biliyorum. Bu dediğim da biraz pratik galiba. Kız arkadaşına okuyacak. Biraz da yalnız kalmaya alışsan öbürünü seversin. Şiir kültürüm vardır hocam. Şiir ezberlemeyi severim, okumayı sevmek severim. Sevmek güzeldir. Şiir sevmek fevkalade insana dil kazandırır. Hele doğru okumak vezinli falansa, şimdi maalesef vezinsiz bu şiirler. O zaman sizden bir tane rica edeyim. Doğru. Ne okuyalım şiir mesela? Nazım'dan. Canım da. Nazım. Şimdi Nazım'ın biliyorsunuz müthiş bir şeyi vardır, memleketimden insan manzaraları. Orada böyle o bir uzun yolculukta pasaj 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 Türk toplumu tarif eder.
yüce taraflarıyla, pis taraflarıyla, yüksek insanlarıyla, düşük insanlarıyla falan, o böyle bir şey, okunacak bir şey. Ama mesela Türk köylüsü, o topraktan öğrenip kitapsız belendir, Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. O Kerem'dir, o Aslı'dır falan diye devam eder böyle. Ondan sonra gene tabii bence bir milli marş olacak kadar güzel bir pasaj. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu cehennem, bu cennet bizim diye devam eden. Gene tabii Necip Fazıl'ın şiirleri çok hoştur. Ama her bir şeyden evvel divan bilmek zorundasınız. Sizin hocalarınız divan bilmezdi. Bu büyük bir dekadanstır, çürümedir. Ben Atatürk Lisesi'nde okuduğum zaman hocaların içinde evi neymiş eski Türkçe, yeni dil falan diyor kadının biri. İşte böyle yeni Türkçeci, yeni şiirci falan. Ama de baktım yani hatun bu azuz maruz adını biliyor ve öğretiyor. Sonunda Sanatsevenler Kulübü'nde bir divan gecesi tertipledi. Yani o bizim arkadaşlar çıktı, orada Nedim oluyor. Efendime söyleyeyim Urfalı Nabi oluyor bir tanesi. Öbürü çıktı Nefi oldu falan. Nefi kim biliyor musunuz? Divan şiiri de what? Ne yani? Nefi'den dörtlük plan var mı? İsmini biliyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Bir siham-ı kazası vardır. Kaza, yargı okları böyle. Feci bir hicivdir o. Nef'inin... Ha ne dedir, ne diyorsunuz? Boğduruldu değil, kafasına odunu yiyiverdi. Çünkü fazla ileri gitti. Şiir yazıyor. Şimdi demiş ki... Dahir Efendi'yi kızdırmış Şeyhülislam'ı. O da buna köpek demiş bahsederken. Hemen döktürüyor. Tahir Efendi bize köpek demiş. Tahir Efendi bize kelp demiş. Kelp. İltifatı bu sözde zahirdir. Mezhebi malikidir. Zira itikadımca kelp tahirdir. Biliyorsunuz şeyin özelliği şu. Hanefi fıkhına göre köpeğin su içtiği yerde abdest alınmaz. Belirli bir şey lazım, mesafe. Malikilerde içe dursun, sen burada abdesti alabilirsin. Su tahirdir diyor. Kelp tahirdir, su tahirdir. Oradan bunu kalkıyor. Mezhebi malikidir zira itikadımca kelp tahirdir diyor. Buyur da bir şey söyle. Bunu da gelmiş münasebetsizin birisi, Sadık diye biri, Tahir-ül Mevlevi'yi okuyor. Çamur atmak için. Tahir-i Mevlevi'nin cevabı şu. Kelbin tahir olup olmadığı beynel fukaha münakaşalıdır. Fakihler arasında tartışmalıdır. Ama sadık olduğuna şüphe yoktur diyor. Dondazada yani bu bir incelik gidiyor. Ve bununla tabii dilde bir armoni oturuyor. Çünkü Türkçe vokal armonisi olan, ses uyumu olan biliyorsunuz. Ve dışarıdan biz farkında değiliz ama ecnebilere falan çok kaba ve monoton görünen çok zengin bir lisan. Ek ve kök yapısı Arapça kadar zengin. Fakat dinlemesi maalesef müzikalitesi o kadar zengin değil. Onun için bizim ecdadımız sırf muhteşem yüzyılda değil başka türlü ecdat da var. Arapça ve Farsçayı şiir diline sokan insanlar. Bilhassa Farsça. Bir müzikalite kazanıyor. Böyle Osmanlıca konuşan iki efendiyi Almanlar hayranlıkla dinlemişler. Ve siz nece konuşmuşsunuz diye sormuşlar. Türkçe deyince aa olur mu? O zannediyor ki öbürü işçilerin Türkçesi. Yani bir memlekette maalesef insanların zekası da farklıdır, eğitimi de farklıdır, konuştukları dil de farklıdır. Farklı. Bunun önünü alamazsınız. Evet, buyurun. Bu açıktır. Evet. Sizi onun için eğitiyoruz yani. Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş gözüm, kanımda sözüm var halden bilene. Ahmet Arif'in şiirinden bir parçaydı hocam. Aferin. Bu.
Bir de bir soru sormak istiyorum hocam. Başka ne şiir biliyorsun ama sırf Ahmet Arif olmaz. Başka ne biliyorsun? Hepsini bileceksin. Hasretinden prangalar eskittim diye tekrarlar otururdu o Müşerref Hekimoğlu. Bir tane daha Ahmet Arif deyince kesiliyor arkası, yok. Olur mu? Hepsini bileceksiniz. Evet. Sorum vardı. Tarihin yanlış bilinmemesi için. Evet. Kitapların okunması, ansiklopedilerin okunması, evet, dediniz. Tarihi yanlış okunmaması için tarihin bir yerde eleştirilmesi lazım. Eksik noktaların bilinmesi lazım. Bunun için bizim gördüğümüz eğitim. İlkokuldan, evet, liseye, hatta üniversitede gördüğümüz eğitim ne kadar doğru ve oradaki tarih ne kadar doğru? Yani malum hiçbir eleştiri yok o tarihte. Çok büyük kahramanlıklarla anlattılar. Kimler mesela? Türk tarihinde hiçbir şekilde, yani hiçbir eleştiri yok o tarihlerde hocam. Yani doğrusunu öğrettiniz de biz mi öğrenmedik? Genel, genel yok canım. Genelde okul kitaplarında tarih tek yönlü gider. Tek yönlü gider. Fazla öyle sizin bildiğiniz eleştiriler anlatılmaz. Zaten eleştiri dediğiniz şeylerin de ne kadar doğru olduğu belli değildir. Ben mesela bir kitap okudum dehşet içinde. Araplar Türkleri Müslüman yapmak için katır kutur kesmişler. Değirmen olur dönmüş. Türklerin Müslümanlığının tamamlanmasını Araplar göremediler. Çünkü Türk, ilk Türk devletinin tarihi hangisi? Yani biraz atarken de şey, ilk Türk devletinin tarihi hangisidir? 751 Talas Savaşı. Abarnay, 751 Talas Savaşı'nda kavga ettiler. Ne devleti ya? Herifler bal gibi şaman yani. Hiçbir şey de olmadılar, ha, onu da söyleyeyim. Araplarla kavga ettiler, gene döndüler bildiklerine. Kim? Bizim bir kere İslam hocamız kim? Onu söyleyeyim. Din dersi hocamız kim bizim millet olarak? Kim? Ha? Araplardan hiçbir şey almadık. Kusura bakmayın. Kim? Şimdi bak, o dediğin doğru. Mesela efendim diyor, bu din bize çok uyuyor diyor. Çünkü onu yazan adamı da teşvik edene bakacaksın. Üç günde görünce Allah, böyle Hazreti İsa Neral gibi böyle vahdete erdik ve döndük. Yok öyle bir şey yani. Türklerin bu yanlış, yanlış. Mesela 654 tarihi için bir şey veriyor. Alman'ın biri bir şey veriyor. Çocuk ansiklopedisinde bilgi veriyor. Ve söylediği şu. Efendim diyor, Firdevsi maddesinde meşhur şair Firdevsi'yi anlatıyor güya. Ve diyor ki, benim dikkatimi dağıttınız ama. Şimdi dedi ki, efendim diyor, bu diyor Firdevsi'yi anlatacak. Firdevsi biliyorsunuz 10. asır, 11. asır şairi, geçiş şairi ama hiç İslami İran'ı sevmez. Eski İran medeniyetine hayran bir adamdır. Arapça falan da çok sevmez. Bak, onun mesela bir şiiri var. Size okusam anlamazsınız ama şiirde müzik ne çok önemli bir şey. Bi sirenç bordem derin saulu si, acem zindek erdem bedim porsi. 30 senede ne sıkıntılar çektim ve acemi dirilttim o poparsiden. Yani eski dilden. Yahut bir başka şeysi var mesela. Feridun diye müthiş adil bir hükümdarı anlatıyor ve zamanına ve hassasiyet veriyor. Ne diyor orada mesela? Gene öyle bir müzikalite. Bir başka şiiri var. Gene orada bir müzik. Bir tanesini anlatayım size. Şimdi bir hükümdarı tehdit için bir şiir yazmış orada. Evet. Çun ferda berayet bulanda fitap meni gurzi be meydana afrasyap çonanet bekude bekurzi çonanet kudan be gürzü giron ger pulat kudan ahengiron dank dank dank. Hakikaten diyor, sabah diyor güneş ışıklarıyla seninle bir muharebeye tutuşacağım, elimdeki gürzle öyle bir vuracağım ki sana, demircilerin şey demir dövmesi gibi diyor. Mesela içinizde şüphesiz ki itikadı olanlar var. Hangi suredir Ebu Leheb'in lanetlendiği?
Onu okuduğunuz zaman ne hissediyorsunuz anlamıyorsanız? Böyle odun değil mi? Gump 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 diye. Çünkü odun taşıtacak Ebu Leheb'e. Cennet cehennemde tek lanetlenen insan tipi Kureyş'ten odur, amcasıdır şeyin. Ve bunu çevirdiği zaman Richard Rückert, Alman şairi, aynen bu havayla çevirdi. Almanca Kur'an sesine o surede böyle donk donk Arap'ın odunu duyuyorsun. Bunlar önemli şeyler. Türkçe buna kapanmıştır. Deminki soruma geliyorum. Türklerin İslamiyet hocası İranlılardır. Arap harflerini öğretenler İranlılardır. İlk Müslüman Türk devleti bugün Çin'de olan Doğu Türkistan'dır, Uygurluk'tur. Çok da manidardır. 10. asırdır. Arapların artık orada hiç rolü yoktur. Tabii böyle şeyi yalan yazarsan 3 günde bilmem ne olduk diye karşısında da öbür yalan çıkar. Ve bunu gavurlar da tetkikler. Yani ecnebiler de bunu yaparlar. Okul kitabında yazıyor ki Türkler 654'te İran'ı fethetmişler ve Müslüman yapmışlar. Kendi değil Müslüman o tarihte de. Anladınız mı? Kaçta biliyorsunuz? Estağfurullah. Yani çok bilmiyorum. O yanlış o yazdıkları. Biri yazmış. Ben kompütür kullanmam. Bilgisayarda benim için yazılan biyografilerin hepsi yalandır. Aha. Ben yazmadım. Tamam. Evet, en arkadan alıyoruz. Yalan ne 16'sı laf ben olur. Eşleriyle alakalı bir soru sormak efendim? İstiyorum. Padişahların eşleriyle alakalı bir soru sormak evet. istiyorum. İlk dönem padişahları hariç hani yabancı eş almışlar. Yıldırım Beyazıt'tan sonra olmuş sanırım bu Moğolların istilasıyla beraber Yıldırım Beyazıt'ın eşini esir edip. Moğolların değil Timur'un. Timur. Netepa Moğol. İşte daha. Timur ne? Sakın bunu Orta Asya'da söyleme, döver Özbekler seni. Paldır küldür dayak yersin, onlar bizim gibi değildir. Çünkü bu Türklerdeki laubalilik tarih konusunda başka milletlerde yoktur. Mesela Almanya'ya gider de Charlemagne Alman değildir falan dersen seni sofradan. Ondan sonra Bulgaristan'a gidip de işte yok efendime söyleyeyim falan Bulgar değildi dersen gene aynı şey olur. Kırıl metodi. Senin sorusunun devamını evet, bir alalım bakalım. Onu söyleyelim. Şimdi, diyoruz ya geçmişten ders almamız lazım. Bunlar niye geçmişten ders almamışlar peki? Daha önce bunu bize Çin de yaptı. Kim kim? Çin. Hani kızlarını vererek devleti içten çökerttiler. Aa evet. Yani onlar niye bundan ders almamışlar ki? Aynen. Biz ders almamız gerekiyor. Onlar bir de padişahlar yani benden senden daha iyi biliyorlar. Şimdi bizim tabii biliyor. İlk devirde padişahlar komşu hükümetlerden kız alırlar. Çok önemli. Güçlerini birleştirmek için. Hayır. Bir takım nedenleri var. Mesela Sultan Orhan Gazi biliyorsunuz Osman Gazi'nin oğlu ve Kalofera ile evlendirildi. Bizans İmparatoru Kantakuzenos'un kızıdır. Böylelikle Osmanlı sülalesi Roma imparatorlarıyla akraba oldular. Uzun Hasan Pontus İmparatoru'nun kızıyla evlendi. Dolayısıyla Şah İsmail-i Safevi Pontusluların torunudur. Roma İmparatorluk kanını taşır. Bunlar önemli şeylerdir. Aynı derdin peşine Yaroslav ve Vladimir de düştü. Büyük Kresfinezi. Paleolog prensesleriyle, ya Paleolog yoktu o zaman. Komnen prensesleriyle evlenmeye kalktılar. İstanbul zapt edildikten sonra son imparatorun yeğeniyle Sofi ile Rusya imparatoru 4. 3. İvan evlendi. Bunlar hanedana bir nevi kutsiyet ve saygınlık kazandırmak için yapılan şeylerdir. Bizimkiler niye? Emir Timur Cengiz'in damadı olma iddiasındadır aldığı kadınla. Germiyanlı ile evlenir, İspendiyarlı ile evlenir. İş bittikten sonra otoriteyi korumak için artık soyu pek o kadar önemli olmayan, hiç önemli olmayan kızlarla evlenirler. Mühim olan bunların zeki, güzel, hastalıksız olmasıdır.
Ve o sayede de Avrupa'nın muasır hanedanları içinde en güzelleri bizim prenseslerdir. Yani onu size söyleyeyim. Öyle Hanzade gibi, Neslişah Sultan gibisi falan pek bulunmaz yani Habsburgların ve şeyin Bourbonların içinde. Bu önemlidir. Mesela Hürrem Sultan çok konuşuluyor. Hürrem Sultan gayet güzel ve gayet zeki bir kadın. Çok zeki. Siz ona hayransınız yazılıyor. Hayır hayranlığım yani. Kadın şimdi bir kere o filmdeki Hürrem değil. Filmdeki Hürrem daha çok Litvanyalı tipi olmalı. Galicia'dan yakalanıp getirildiğine göre. Böyle burun yapısı falan Venediklerin çizdiği temsili resme benziyor ona. Ve bir tane daha vardır Roxolana'ya. Bu tip tablolar %100 doğru değildir ama oldukça iyi tarife dayanır. Yani bu ressamlığı iyi bilir bu Venedik ve Floransa takımı. Ben gördüm bu tip şeyleri yani bu tip kadınların şeyi vardır, Baltık tipidir o. Ama çok zeki bir kadın, çok erkenden çok güzel şiir öğreniyor mesela ve Türkçe öğreniyor. Onun için... Yazdığı şiirler mükemmel ama konuşurken aksanlı konuşuyor. O onu konuşuyor. Onu Meryem öyle konuşuyor. Türkçesi öyle onun. Meryem'in kendi Türkçesi o. O öyle konuşuyor. Yoksa normalde... Hayır efendim. Yani aksan var mıydı? Yok herhalde yok. Şiir öğrenen insanda aksan azalır. Denemesi bedava. Bizim millet şiir bilmez mesela. Türkiye'de lisan bilenlerin çoğu şiir bilmezler. Eskiden Tanzimat döneminde Fransızca öğrenirken falan buna dikkat edilirdi. Şiir öğrenirsen aksan da oldukça düzelir. Evet. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Artık hoş geldiniz. Kesiyoruz. Peki, hocam benim şöyle bir şikayetle karışık bir sorum olacak. Hocam herkes Muhteşem Yüzyıl'a ilgili televizyonlarda mitik meydanlarında kalkıp düşünceler üretiyor. Ama kalkıp da Allah için bir Allah kulu demiyor ki ya benim düşünceden öteye bir bunun için bir çözüm yolum var. Hiç kimse bir çözüm yolu üretmiyor bunun için. Aynı zamanda da hani bunu bir kalkıp, bunun çözüm değil de bunu düşünceye aktarıp insanlarla mitinglerde bunu bir propaganda haline getiriyor. Ama hani istedikleri zaman da kalkıp çok rahat çözüm yolları vermek istiyor. Belki evet, konumuzla pek alakası yok ama... kimse dinlemiyor. Şimdi mesela bir takım tarihi binaların otel haline getirileceğini duyuyoruz. Bu doğruysa çok feci bir vaziyet söz konusudur. Hiçbir muhafazakar bana methetmesin kendini. Evet. Yani evet. Bu da öyle. Çözüm yolunuz var mı? Mesela benimkinden başka bir tane daha var mı? Parayı ver, bu karış. Hocam şöyle bir şey demek istiyorum. Hani çözüm yolu derken hocam mesela işlerine geldikleri zaman hani yakından bir örnek vermek istiyorum. MİT müsteşarını sorgulamak istediler. Hani bununla bir düşünce üretmeden direkt çözüm yoluna girdiler ve onun sorgulamasını başbakana bıraktılar. Hani eğer bunun düşünceden öteye çözüm için gitseler Rütük yine kendi ellerinde. Bunu hani değişik yollarla bunu bir çözüm bulamazlar. Burada hukukçu istiyorum. Var mı? Hukuk fakültesi henüz yeni açıldı. O zaman bu hukuk meseleleri çok derindir. Tenkit etmeyin demiyorum ama Türkiye'nin hukukçu zümresi hakikaten bizim en çok iftihar edeceğimiz meslek zümresi değildir bilgi bakımından. Evet. Şimdi kimsenin namusuna, duruşuna laf edemeyiz. Öyle bir hakkımız yoktur ispat etmedikçe. Fakat Türkiye'nin çok büyük mühendisleri vardır. Çok büyük mühendisleri vardır. Türkiye'nin çok büyük hekimleri vardır. Türkiye'nin çok büyük eczacı, veterinerleri vardır. Türkiye'nin büyük mimarları yoktur. Türkiye'nin çok büyük edebiyatçıları vardır. Şiir dalında, roman dalında yoktur. Roman dalında yoktur. Nobel alan mı? Alsın, sağ olsun. Her sene birine veriyorlar 100 senedir. Helal olsun. Fakat bu onu şey yapmak için o şeyi, o milliyetçiliği bırakın. Her şeyde milliyetçiliğe hayır, karşı... Milliyetçilik değil, Nobel... Size demiyorum bunu. Her şeyde milliyetçiliğe karşı olan zümre ne tarih kaldı ne coğrafya heriflerden. Ondan sonra git alana karşıla. Okumuyor diyor, okumuyor diyor. Neredeyse öküz demeye kalktı. Yani okumaz okumaz. Sana mı soracak millet ne okuyacağını? Bir yazarı protesto etmek için mahkemeye saldırmak büyük iptidailiktir. En büyük ceza
okumamaktır. En büyük takdir de okumaktır. Bu kadar basittir bu. Şimdi okumaz. Yani onun başka tercih yolu. Şimdi bizim Nobel alanımızda alır. Tamam, bir şey değil bu. Hoş bir şeydir. İnşallah daha da çok alacak ve iyi olacak. Ama Türkiye'de ben bunu 20 sene evvel söyledim. Kızdı o zaman bazı dostlarım bana. Türk edebiyatı romanla Nobel alırsa hak etmiş sayılmaz. Çünkü Türk edebiyatının Nobel'i hak edişi şiirledir. Ama maalesef şiirimiz çevrilmediği için, tanınmadığı için, iyi çevrilmediği için değil mi? Orada pek ilgi duyulmuyor. Nazım Hikmet solcu olduğu için sol cenah biraz çeviri meselesini el attı dünyada. Onlar da maalesef kötü mütercim, bürokrat kafalı adamlar. Yani o şiiri anlayıp bilip Türkçeyi bilen adamlar değildir. Nazım'ın çevirileri uzun süre yaşadığı Rusya dahil çok fazla iç açıcı çeviriler değil. Evet. Onları söyleyeyim size. Yoksa maalesef şiirde çok zor bu. Şimdi, o bakımdan evet yani böyle bir problem var. Evet. Şimdi bu dizi nedeniyle en çok tartışılan konulardan birisi de harem oldu. Harem böyle padişah... Harem böyle değil. Okul hayır, niteliğinde... Değil. Hayır, harem böyle. Neydi harem? Şimdi bak yanlış vuruyor. Göğsü açık geziyor diyor. Göğsü açık gezmişler. Yani çünkü orası onun evi. Evet. Ve oraya giren tek erkek şey padişah. Kendi mahremi, padişahın kendi. Şehzade efendiler bile... Şehzade efendi denir şehzadelere. Sinli buluğuna vasıl olduktan sonra ayrılıyor. Yani ayrı bir yerdeler. O kadınlarla artık yüz göz olmuyorlar. Ve onların yanına bir cariye veriliyor kendi şeyse helali olarak. Ama orası onların yeri. Yani hamama da girerken örtülü olacak değil. Meydanlık yerde de icabında açık da olur, kapalı da. Böyle şeyler takılmaz ama... Bir tane masanın etrafında sadrazam ve eşi ve padişah ve gözdesi yahut o tarihte oturup yemek yemez. Yok böyle bir şey. Ha tamamen mi kaç göç? Hayır. Mesela sofa vardır Topkapı Sarayı'nda. Açık hava yeri, havuz olan. Ha orada padişah valide sultanla Haseki ile falan otururken gündüz yazı orada geçiriyor. Ulemadan biri, Vezir-i Azam'ın falan da geldiği de oluyor. Yani o kadar da kapalı değil hayat. Onu biliyoruz. Yani bazı vakalardan falan. Ama harem haremdir. Yani padişahın evidir. Bunun böyle olduğunu bilmek lazım. Orada tabii haremle ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Yani zaten Türk milleti, hele Türk sinemacısı teferruat falan sevmez. Halbuki sanatçılığın ve bilim adamlığının birinci şartı teferruat, ayrıntı sevmektir. Yani öyle bir lanse ediliyor ki haremde çok kadın var. Tabii, padişah hangisini isterse o gün onları... Ya nerede? Ya tamam hangisini isterse onu da kim artık o kadar kaç. Bir kere bu Kanuni Sultan Süleyman monogam denen tipten. Yani, tek eşli. Tek şeyle kadınla meşgul olmayı daha çok seviyor. Öyle tipler vardır dünyada. Evet. Yani tek eşi olmadı. Birkaç tane oldu ama ölüm işte bu ayrılma Dilbahar'dan falan. Sonuncusunu zaten tamamen def etmiş. Çok kızmış bir vakaya Gülfem Hatun. Ama genelde tek eşle vakit geçirmeyi seven bir erkek tipi. Sarayda valide sultanlar mı daha güçlüydü? Halemde, haremin reisi valide sultandır. Haremin reisi valide sultandır. Ve maiyetindeki memurelerle yani haremin okur yazar iş bilenleriyle işte hazinedar usta kalfa falan onlar böyle giderler. Mesela haremeyn vakıflarına Darüssade Ağası bakar. Kara Hanımların başkanı. Onun da öyle bir mahiyeti vardır. Çünkü Mekke, Medine ve Şam vakıfları korkunç şeyler var orada idare edilecek şeyler. Siz yıllarca Topkapı Sarayı'nda müdürlük yaptınız. Oraları karış karış gezdiniz. Hayır, haremi karış karış gezmedim başka yerlerle. Harem geneli, çok bütün genel bir şey olarak onu bizim bir Canan var. Bakar. Burada müşavir olan bir Deniz vardır Esemenli. O bilir. Yani daha, ne hissettiniz orada gezerken, şey yaparken? Hiç fazla bir şey hissetmedim. Hiç şey hissetmedim. Hayır, bir ev işte. Evet, bir ev. Yani.
Sıkıcı bir ev. Fevkalade sıkıcı bir ev. Padişah pavyonlarının bazıları çok süslüdür, çok dardır. Orada oturmak mümkün değildir. Zaten 3. Ahmet'in yemiş odası denen pavyonda oturmamış. Yani kütüphanede geçirmiş vaktini. 3. Ahmet kütüphanesini biliyorsunuz. Avlu'da çok hoş bir yer. Efendim mesela en genişi 3. Osman Köşkü'dür. Peki. Veliaht dairesi hoştur, orada kalıyor. Kolay değil çıkması. Yani şeyler, Şehzadegen çok göz altındalar çünkü. Harem fevkalade dar yaşanan, sıkıntılı yaşanan bir yer. Bütün hücreler falan öyle. Tabii bugünkü restorasyonun aşırı problemleri var. Aşırı problemleri var. Yani o filmle yine gideceğim, diziye gideceğim. Orada saltanat, herkes zevk sefa içerisinde, geniş geniş mekanlar, geniş geniş ortamlar, herkes koca koca saraylar söz konusu değil. Bir Fransız saraylarıyla Osmanlı sarayları hiç kabul edilmez. Yok, bizim hiçbir sarayımız. Türkler birçokları çok beğenmiyorlar ama askeri bir millet. Paralar tamamen askerliğe gider. Mecbur da buna. Çünkü gelip el alemin memleketinin üstüne oturan 11. 12. asırda bir tek biz varız. Yani en geç etnojenetik değişim Türklere hastır. Yani bütün Avrupa'da hani kavimler göçü falan filan ama o iş bitmiş yani. Fransa'nın milli krallığı 5. asrın sonunda kurulmuş. Evet. Biz? Bilmem, biz 11. 12. asırda geliyoruz daha. Batı Anadolu falan daha da geç. Şimdi böyle bir memleketin o dünyayla kapışması ve gerilimi vardır. Ve bizde bütün batıllaşma falan da onun için askeri şemsiyeli olur. Ve biz parayı kışlalara, yollara falan harcarız. Hep verdiğim örnektir. O Kanuni Sultan Süleyman da bir kere dememiş ki bre mimarbaşı yapıyorsun bu koca mescitleri, camileri, bu çekmece köprüsünü, bir de bize bir saray yap dememiş. Yani Kanuni'nin oturduğu saray, Fatih'in oturduğu saray, Topkapı çok hoştur, çok orijinaldir, fevkalade mütevazidir. Ve o bizim harem bölümünü bile işte Mimar Sinan'ın tek ilave yapıtı odur. Yani onu da Hürrem'in sayesinde yaptık. Çünkü kadınlar eski sarayda oturuyorlardı. Şurada olsun diye rica etmiş, istemiş, yapılmış. O kadar. Buyurun, en arkada. Hocam ben bir şey biliyorum ki benim ecdadım yedi cihana haremde hükmetmedi. Evet. Bu bir açıktır. Fakat bizim senaristlerimizin büyük bir ayıbıdır ki bu. Bu şekilde milletimizde... Bilmez ama söyledim. Şimdi rahmetli kıza pek şey yapmayalım artık. Ölenler için konuşulmuyormuş. Böyle bir laf var bizde. Gereği yok. Nereden bilecek? Yani bir şey Meral düşünün. Meral Okay şimdi sızlıyordur ama. Ben ne yapayım, yazmasaydı o kadar. Şimdi bu çok mükemmel demek. Çok mükemmel demek, o da saygısızlık. Yani ölüye yalan söylenmez. Söylenmez. Yani çok hoş bir insan. Çok şeker bir kız. Cahil falan hiç değil. Yani kolej eğitimli falan bir kızdı. Bir takım şeyleri de mutlaka biliyordu yani başkası. Ama bu tarihçilik başka türlü bir şey. Yani şimdi onu anlatayım. Tabii dediğiniz gibi 13 tane seferi var bu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın. Yatağında ölenlerden değil. Bak, peki Sayın Başbakan'ın söylediği doğru mu? Valla Başbakan'ın ne söylediğini bilmiyorum ben. Yani ben ömrü at sırtında geçti, seferlerde geçti dedi. Haremde vakit mi vardı dedi. Haremde de olur, orada da olur. O mühim değil. Ne kadar, o değil. Şimdi hayır, bir senarist, 71 geniş zihniyetli bir senarist oturur bu seferleri falan yazar, çizer. Sahneler. Yani bu çok orijinal bir şey çünkü o sefer günlüklerini falan okuduğunda. Mesela diyor ki iki yeniçeri diyor giderildi diyor. Neymiş, atları tarlaya salmışlar yol üstünde. Allah Allah diyorsun. Yani ordu ilerliyor. İki tane at oradan otladı diye tarladan giderildi. Yani bu bir adalet de değil, yüksek bir adalet de değil. Tamamen askeri bir şey.
böyle atını, itini bilmem neyini otlatırsan falan ertesi sene orada ekim olmaz. Bittin işte. Yani lojistik yolunu kurutursun. Bu kadar basit bir şey. Bunlar hepsi güzel manzaralar değil mi? Çok dehşet şeyler. Böyle bir şey yok. Çünkü sefer sahnesi çok pahalıya mal oluyor. Bunlar tüccar. Bunu görmek lazım. Yani o Meral'in kabahati de değil. Allah bilir onu yazsa kes falan demiştir. Siz ne zannediyorsunuz ya? Rus edebiyatından yapılan tercümeler kırpılmıştır bu memlekette. Yani kırpıyor herif çünkü 10 sayfa falan tasarruf edecek böyle koca romanda. Bu zihniyeti budur bu kültür sahasında çalışanların. Biz bundan yeni kurtuluyoruz daha. Onu da göz önüne almak lazım. Yani siz Meral dediniz de oradan söylüyorum. Bazı şeyleri de bilmez yani. O da bu memlekette yetişti. Onun imajı da bu kadar olur. Şimdi dediğiniz gibi 13 sefere giden adam. Bunun kaç tane bilmem sefir geliyor, süfera gidiyor, bilmem ne gidiyor. Bunlar hiç yok. Hoşlanan kadın çıkıyor oraya, Venedik prensesi oluyor. Venedik'in prensesi falan yok arkadaşlar. Venedik burjuva cumhuriyetidir. Oligarşi tarafından yönetilir. Oradakiler öyle prinsipessa falan değildir. Patrici ailelerin kızlarıdır. Patriciler denir onlara. Bugünkü İtalya sefiri öyle bir Venedikli ailedendir. Yani onu söyleyeyim size mesela. Öyledir. Yani orada prenses olmaz. Ben de artık takıldım. Ya dedim şu kızı da çıkar bari Kanarya Adaları'nın valisinin kızı diye falan orada biri vardı. Yani bu böyle bir film gidiyor. Yani bizim millet kıvıramaz anladın mı? Türk şeyini kıvıramıyor tarihini. Avrupa tarihini kıvıramıyor. Nedir o Bizans filmleri komik komik kılıklar falan. Ay değil mi yani buna insan güler. Şimdi bunlara hiç itiraz yok. Kalkıyor diyor ki Bizans eserlerini yok ediyor Cumhuriyet diyor. Cumhuriyet'in Bizans eserinden falan anladığı yok. Ayrıca kural ortada. Şu kitabı devredileden üçünü evet. Lütfederseniz Abbas Bey. Evet. Aha bu Bizans eseri bu da Osmanlı eseri üzerinde. Bunu götürmek için bunu götürmesi lazım önce. Ve öyle de oldu. Siz rahmetli Menderes'in zamanında imar edeceğiz diye İstanbul'un kaç tane Mimar Sinan eseri, çeşmesi bilmem nesi götürdüğünü biliyor musunuz ya? Onun için bunlar çok önemlidir ve bunu yapan toplumda medeniyetlere karşı hassasiyet yok ayrıntılara karşı. Yani herif oturup da doğru dürüst kılığı neydi, kıyafeti neydi, nasıl gezinirdi bundan haberi yok. Şeyine kadar affedersiniz. Meryem Hanım'ın Hürrem rolünü açık saçık buluyoruz da filmdeki bütün Bizanslı kızlar neredeyse kilotla geziyor çarşıda pazarda. İnsaf edin ya. Yani Hristiyanlıktan sonra gelen bir kılık var Roma medeniyetine. Yani eski kılıklar falan örtülmüş. Papazlar da en azından efendime söyleyeyim bizim din bilginleri kadar mutaassıp. Ve bu işlere dikkat ediyor. Yani bunları dikkate almak zorundasınız. Böyle laubalilik olmaz. Şimdi bunu bir filmci, bir tiyatrocu merak etmezse kim edecek yani affedersin. Herifin işi bu. Etmiyor. Ben ne yapayım yani? Evet sen ısrarla bir şiir okudun. Bir hakkım daha var. Soru hakkım diyorsun. Durmadınız bana. Evet. Şimdi benim sorum şu olacak hocaya. El Alem Rambos'unu, Rakis'ini kral yapıyor. Biz bütün dünyaca tanınan muhteşem evet. Süleyman'ımızı affedersin çapkın yapıyoruz. Çapkın siz... canım olur niye olmasın Allah. bütün hayatının büyük bir kısmını o yanlış, hizmetle. O yanlış o kadar olmaz mümkün değil. Bütün belli. Hayatının büyük bir kısmını hizmetle hayatı sürdüren günü bir adam. Gününe bellidir. Hayatı günü gününe bellidir. Ama haremden çıkarmıyoruz hocam filmde. Vallahi onu işte dediğim gibi filmcilere soracaksın. Ya da seyirciye sormak gerekmez. Seyirci izlediği için diyorlar. Seyirci izlediği için mi? Seyirci niye izliyor belli mi? Yani bütün dünyada da insanlar evine kapanmış. Bir de öyle bir devirdeyiz yani. Siz kaça mal oluyor bir kafede oturmak biliyor musunuz? Felaket var. Her yer çok felaket vaziyette. Geçilmenin? Bu bir iftiradır. Bize, tarihimize,
ecdadımıza atılan çok büyük bir iftiradır. Tamam, doğru dürüst geçer. Onun çaresi dediğim gibi seyretmezsiniz. Ben seyretmiyorum şahsen. Evet. Seyredenleri ben de etmiyorum, sıkılıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Buyurun. Ya. Yalan söylemek istemem, sıkılıyorum. Evet. Öndeki arkadaşlar söyle bak ama hep siz erkeklere sorduruyorsunuz. Evet, bir mikrofonu sen hep el koydun. Biraz da kız çocukları da var burada. Evet kızlar. Sizden sonra şu öndeki arkadaşınıza. Evet sen sor, ondan sonra olacağız sizden. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Selamünaleykümün İbramcası ne? Şalom aleyküm, bildi oradan. Selamun aleyküm hocam. Evet. Öncelikle şöyle başlayayım sözlerime. Bizler bildiğimiz üzere hocam hepimiz dünyaya hükmetmiş bir padişahın, bir ecdadın nesliyiz. Asım'ın nesliyiz tabiri caizse. Evet. Şöyle demek istiyorum hocam. Bakıyoruz muhalefete, Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'ndan girmek istiyorum. Neden? Başbakanımız gençliği, dindar gençlik diye nitelendirdi. Osmanlı'nın. Osmanlı bildiğimiz üzere hocam birçok şeye hükmetmiş, istemiş, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine mazhar olmuş bir şehir, mazhar olmuş bir padişah, böyle bir gençliğiz. Biz bu gençlik için bir şeyler yapmaya çalışırken neden Sayın Kılıçdaroğlu bu gençlik hakkında, Osmanlı hakkında hiçbir yorum yapmıyor? Neden Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalara, muhteşem yüzü hakkında açıklamalara destek vermiyor? Ha, bu muhalefetin amacı ne? Kitabınız da var hocam. 2023 yılında lider olacağız diyoruz. 2071 yılında lider olacağız diyoruz. Kalkıp neden? Türkiye'nin birliği için, manevi birliği için bir şey yapmıyor hocam bunlar. Sizce neden? Vallahi evet, biliyorum şimdi, manevi birlik için kim hocam, bir şey yapıyor. Hocam hazır sizi yakalamışken Türkler ne zaman Müslüman oldular? Ve Türkler, bir de en çok... Türkler tamam. Türkler tamam 18. asra kadar uzun bir macera ile İslamiyet'e intisap ettiler. Yani intisap ettiler lafını söylüyoruz dikkat ederseniz. Çünkü insanlar kalü beladan beri. Yani minel ezel ilel ebed Müslümandır inanışa göre ama öyle intisap etmişlerdir. En son olanlar Karaçaylılardır. En son olanlardan biri Karaçaylılardır Kuzey Kafkasya'da. Bundan dolayı bu lehçede, bunların lehçesinde domuzla ilgili bir sürü kelime vardır. Yani o onun yakın zamanlara kadar o şeyi yediklerini gösteriyor. Şimdi yok tabii ortada bu. Bir de en çok yine dizi çerçevesinde bu çerçevede konuşan Osmanlı şimdi padişahlar. Yalnız bu hassas bir soru, evet. Müsaade buyurursanız. Binaenaleyh de onun içinde sağlam Müslümandırlar. Taşına taşına, kavgasıyla, venture'ıyla bunu yapmışlardır. Bosnalı kardeşler 15'ten başlayarak 18'e kadar fakat çok iyi adım atmışlardır İslam kültür ve medeniyetine. En iyi hafız şerhleri falan o memleketin medreselerine aittir. Falan böyle gider. Şimdi bu arkadaşın sorduğu tabii çok enteresan. Biz milliyet aslından bahseder isek çok da fazla işi Osmanlılığa veremeyiz. Yani çık Osmanlılık değil. Osmanlılık Türk tarihinin zirve noktasıdır. Türk coğrafyasının zirve bölgesidir. Her ki Osmanlılığa bulaşmıştır, abad olmuştur. Daha sağlam bir medeni altyapıya kavuşmuştur. Bunun da dışında kalanlar çok iyi değildir tarihi kalıntıları. Yani bir sürü milletler var etrafta, bir sürü topluluklar var. Bunların bazıları Türk toplulukları hatta. Sizin sorduğunuz sorunun cevabı budur. Kılıçdaroğlu'nun bu konuda neler dediğini pek iyi bilmiyorum. Şöyle bir şemadan şiddetle kaçının bir kere. Bu herkesi kapsar. Bir takım adamlar var ki bunlar için Türklük falan mevzubahis değil. Elhamdülillah Müslümanız, tabii Müslümanız elhamdülillah. Ve başka bir şey yok. Biz Türk'üz de aynı zamanda. Onu unutmasalar çok iyi olur. Bir takım böyle. Bir kısım için de tabii bu Osmanlılık falan hava, biz işte onsuz bir şeyiz diyor. O olmaz. Öyle bir ayrım maalesef mümkün değil, ilmi değil. Dünyada böyle bir toplum yok. Bu semavi dinlere intisap eden toplumların içinde böyle birisi yok. Bugün ben bir canlı kongre anlatayım size.
en etnik din hangisidir? Sadece etnik din. Yani bir etnisiteye has din hangisidir? Ha, Yahudilik değil mi? Şimdi bir kongre oluyor. Tel Aviv'den falan arkadaşlar gelmiş, tebliğleri okuyorlar. Birdenbire Litvanya'nın Ankara'daki bir büyük elçisi vardı. Doktor Halina Kobetayska. Bu kadıncağız Karay'ım, çok entelektüel bir arkadaş. Karay, Türk asıllı Karay. Yani bir Karay mezhebinde ve Türk, Litvanyalı. Kalktı birden kadına bayağı böyle saldırdı. Ya sen ne diyorsun dedi. Aynı inancı paylaşıyorsak aynı etnisitenin içine mi gireceğiz? Biz İsrailoğullarından değiliz ki dedi. Tevrat'a iman ediyoruz. Kitabımız ama benim sizle başka da fazla bir ilgim yok dedi. Mısır sefiri de zeki bir adam, böyle bakıyor. Dünyadan haberi yok adamın. Yani o zeki adamın bile, o Mısırlı'nın bile. Sen ne dedim, ne şaşırıyorsun? Size daha çok şaşıracağım. Çok şaşıracaksın. Çünkü dünya maalesef öyle bazılarının zannettiği gibi tek düze ve tek kalıp değil. Bunu unutmayın. Etnik aidiyet, yani dil aidiyeti çok önemli bir şey. Bunun ırkla da alakası yok. Dil çok önemli bir aidiyettir. Bir kompartımandır, insanı bağlar. Binaenaleyh bu bugünkü kavgalar, bizim iktidar ve muhalefet çevrelerindeki kesişmeler, diyaloglar beni bir sosyal olgu olarak çok ilgilendiriyor tabii. Ama hiçbir zaman ben bunu ciddi bir tefekkür konusu olarak ele alamam. Ha. Kusura bakmayın, işte o kadar. Türkçe öğreneceksiniz, Türkçe. Evet. Türk tarihi çok önemli bir şey. Farsça öğreneceksiniz, Fars tarihi öğreneceksiniz. O demin bahsettiğim Firdevsi'ye bakacaksınız, muhteşem bir adamdır. Arapların kendilerini öğreneceksiniz. Ondan sonra bu gibi konuları daha iyi anlarsınız. Benden size tavsiye. Evet. Sevgili izleyenler, salondaki arkadaşlarımız bunları soruyorlar. Ama sokaktaki vatandaş ne merak ediyor? Onları da sorduk ama bu röportajlardan sonra ısrarla sorulmasını istenen bir soru var. Ne zaman din konusuna gelse Osmanlı padişahları niye hacca gitmiyordu sorusu cevaba geliyor. Evet. Bunu özellikle almak istiyorum ama. Siz hacca kaç zamanda gidilip geliniyor biliyor musunuz? Onu isterseniz bir sokak röportajlarını izledikten sonra cevabını verelim. Hayır, bakalım. Evet, yani ne zaman evet. Onda şey, arkadaşlar da tabii bilmiyorlar. Böyle basit şeyler var. O zannediyor ki Türk Hava Yolları'na binecek padişah. Efendime söyleyeyim, 24 saatte mümkündür. Mümkündür biliyorsunuz hac farizesini. gününe denk getirirseniz hemen hemen 24-36 saat içinde yapmak mümkündür. Ve gelecek, 40 saatte hacı olacak. Onu Turgut Özal yaptı. O öyle değil o iş. Evet. Bu sorunun cevabını hem sokak röportajları ve ardından reklamlardan sonra alıyoruz. Şimdi bakalım, sokaktaki vatandaş diziler deyince, tarihimiz deyince ne anlıyor, onları izliyoruz. Tarihimize doğru biliyor muyuz? Nerede öğreniyoruz? Biliyoruz. Tarihi tarih kitaplarından öğreniyoruz. Ama doğru biliyor muyuz onu bilmiyorum. Bir de İlber Ortaylı Hoca var, ondan öğreniyoruz. Haluk Dursun Hoca var, ondan öğreniyoruz. Tarihi biraz biliyoruz. Diziler ve filmler sizce tarihimizi doğru yansıtıyor mu? Hayır, çok fazla yansıtmıyor. Çünkü üstünde kurgular oluyor, ekliyorlar. Doğru yansıtmıyor ama hani tabii ki dizi sonuçta bir kurgu. Tarih yapacaklarsa doğruyu anlatsınlar, doğru tarih dizileri yapsınlar. Onlar yaşanmış olaylardır, yaşanmamış olayları herhalde koymamışlardır diziye, ben öyle tahmin ediyorum. Yanlış, Osmanlı'da öyle bir şey var mı? Müslüman öyle bir şey yapabilir mi sence? Harem hayatı yok muydu? Yok tabii. Var ama bu tür değil. Kadınlar bu kadar etkili miydi sizce padişahlar üzerinde bu kadar? Vallahi Türk bayanları değil, bence Rus bayanları fazla etkili olmuş. Bir kadın bu yok. Ben inanmıyorum. Ben inanıyorum. Kadınlar bu kadar güçlü mü? Kadın o fettan diye başa çıkılmaz. O Süleyman'ı da sarmış. Ay, ne kadar başa çıkılmasa çıkılmasa, yani kadın ne kadar fettan olursa olsun bu kadarını da zannetmiyorum. Çocuk boğdurma olayı var mesela padişahlarda, doğru mu bu? Doğru olduğunu düşünüyorum tabii. Kardeş katli olmuştur ama Fatih ondan sonra ne kadar pişman olmuştur. Osmanlı neden yıkıldı sence? Osmanlı bence neden yıkıldı? Taht kavgalarından dolayı. Osmanlı tarihini hatırlıyor musun? Nereden hatırlayayım başkan?
Ben yoktum o zaman. 5 tane padişah saydım. Fatih Sultan Süleyman. Fatih Sultan Mehmet. Aynı kişiler mi? Hayır be, saçma ama. Fatih Sultan Mehmet. Ondan sonra başka. Kaşgarlı Mahmut padişah mı? Benim. Kaşgarlı Mahmut. Murat İkinci Selim 4. Bir de Murat. Hangi Murat? 4. Murat. O deli miydi ya? Son Osmanlı padişahı kimdir? Abdülmecit. Sultan Abdülhamit. Kanuni Sultan Süleyman. Fatih Sultan Mehmet'tir. Sen ne diyorsun? Fatih Sultan Mehmet diyorum ben de. İkinci Abdülhamit. İkinci Abdülmecit. Dördüncü Murat mıydı? Son padişah. Fatih Sultan Mehmet. Son padişahımız kimdi biliyor musunuz? Vahdettin. Ne yapalım abi? İşte şu olsun. Üç tur köpük sıkın ama fırça kullanmayın. Jantları iyice parlatın. Bir de pamuklu bezle silin, kaporta çizilmesin. En sonunda döşemeleri süpürün. Ne istediğini bilenlere yepyeni bir kart. Free. Free'de bol taksit, bol çip para, istediğiniz kampanyaları seçmek var. Kart aidatı yok. Evet sevgili izleyenler, röportajları izlediniz. Gerçekten ilginç. Son Osmanlı padişahını Kanuni ile Fatih Sultan'la bitirenler var. Ama ben yine de söylüyorum, kabahat eğitim sistemimizde, eğitim sistemimizin çok daha nitelikli bir şekilde ve çok daha artan bir şekilde tarih derslerine önem vermesi gerekiyor. O verilmediği sürece daha böyle çok röportajlar izleriz. Reklamlardan önce Osmanlı padişahları neden hacca gitmiyor sorusunu sormuştuk. İlber Hoca'nın da Türk Oyalıları o zaman yoktu dedi. Ama arkasında güveneceği bir kadroda mı yoktu? Padişahlar 3-5 ay neden saltanatını kimseye teslim edemiyordu sorusu cevap olarak bekliyoruz. Neden hacca gitmiyorlar? Bir yıl tutar hac. 19. asra kadar bir yıl tutar. Ama sefere gidiyor. Sefere gider bir yıl. İş yapıyor. Seferle hac aynı şey değil ki. Orada bir devlet var. Kazanç var. O devletin ve dünyanın içinde. Hac bir meditasyondur. Yani kendi kendini tecerrüt etme. İbadetin tafazı odur. Kendinizi tecerrüt ediyorsunuz. En mütevazi bir insan olarak ölümden bir evvelki safha veya işte sondan bir evvelki safhadır. Orada adeta o tecerrüt oraya kadar geliyor değil mi? İhrama bürünüyoruz falan. O bir nevi kefendir. Ve kefendir o, yani altında çamaşır falan olmaz abi. Onun. O şekilde tamamen gidiyorsun ve kadının erkeğinin aynı şeyde alanı paylaştığı bir ibadet yeridir biliyorsunuz. Onun Kabe-i ötesinde Muazzam başka Hanet. Bir maksat. Tamam ama siz devletten falan her şeyden uzaktasınız. Yani o anda size tavaf anında mesela bir haber bile gelemez. Hünkârım bu dinde Hacer keferesi ayaklandı falan diye, yani tecerrüt halindesin. Ve bu bir senedir, yani 19. asrın buhar medeniyetine, karantinaya ulaşana kadar bu tecerrüttür. Ha bak karantina dedim, salgın hastalık da orada varittir. Her şey olabilir. Onun için padişah gitmez. Yerine vekil gönderir. Vekil her sürre alayıyla gider. Ve gerekli sadaka ve bahşişler de gene sürü alayıyla gider. Mekke, Medine fukarasına falan. Başka fukaralara da. Tabii haç yolları falan dikkat altındadır. Su yolları ona Şam Beylerbeyisi bakar. O muhteşem bir organizasyondur. Hiçbirisi gitmez. Eğer bugünkü şartlar olsa o zaman iş değişirdi. Bugün artık haç bir tecerrüt seferi olmaktan çıktı. Orada devlet adamları buluşuyorlar. Büyük meseleleri de hallediyorlar yani, onu da söyleyeyim. Evet, en arkadan alıyoruz. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Senelerce bize Paris... Ayağa kalkarsan kamera seni görsün. Senelerce bize Paris Kongresi'ni öğrettiler. Senelerce farklı anlaşmaları öğrettiler ve maddelerini tek tek ezberlettiler bize. Ama bir... Birisi çıkıp da padişah haremde şunu yapar, özel hayatta bunu yapar demedi. Bunu demeyen bir sisteminin, başbakanının bu dizileri eleştirmesi ne kadar doğru? Vallahi harem hayatını biraz daha ölçülü bir biçimde, yani tarif ederek, bilerek yazarsınız. O zaman iş değişir, o yapılmadı. Yani Topkapı Sarayı için yazılan eserlerde
harem hep eksik kalıyor. Ve harem için ilk ciddi tezleri de yani yapanların arasında gene ecnebi müsteşrikler vardır. Doğu bilimciler, Türkologlar. Ama gene de çok azdır, onu söyleyeyim. Sevgili izleyenler, İlber Ortaylı'nın son kitabı 1923-2023. Cumhuriyet tarihine de gireceğiz ama az sonra. Çünkü Osmanlı tarihini bir şekilde biraz irdelemek istiyoruz. Osmanlı tarihine yönelik soruları alalım. Sonra biraz Cumhuriyet tarihine girmek istiyoruz. En arkadan, evet. Merhabalar. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'ya çok teşekkür ettiğimi buradan bildirmek istiyorum. Bu bir. İkincisi çünkü şu, bizim başbakanımız önce çıkıp 2023-2023 deyip sonra... İşte ağzına benim ecdadım bu değil, benim ecdadım böyle yapmıyor deyip aslında kendini ecdadının torunu olarak görüp 1918'i unutup 2018 yerine 2023 projesini neden, neden tercih ettiğini gerçekten çok merak ediyorum ve bunu size özellikle soruyorum ve sizin kitabınız da 2023 olarak bitiyor. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Ne demek o? 2023 100. yıl projesi. 2023 100. yılımızı ama, bir ama hedef o eskidi oldu. Şimdi 2071 oldu. 2071 olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani şimdi bakın siz belki tenkit için kullanıyorsunuz ama ben Türkiye'deki hükümet çevrelerinin Türk tarihiyle ulusalcı bir Türk yorumuyla ciddi bir alakaları olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu bir itham da değildir, bir savunma da değildir. Sadece bir tespittir. Hiç öyle bir dertleri olduğunu zannetmiyorum ben. Bu konuda çok samimiyim. Yani bu doğru değildir. Çünkü Türkiye'de aslında birçok dış mihrakların, dış devletlerin, dıştaki düşünce çevrelerinin tekrarlarının aksine Türkler Avrupa tipi milliyetçi bir toplum değildir. Milliyetçi çıkışlar toplumda başlamıştır. Bunlar maalesef çok cılızdır. Yani mesela dil bilmiyor milliyetçi önderler, etnik grupların önderleri dillerini bilmiyorlar. Kendi tarihlerini bilmiyorlar. Bu konuda yabancı araştırmacıların verdiği desteğe ve donelere, verilere muhtaç vaziyetteler. Bu bir gerçek. Aynı şey Türkler için de söz konusudur. Ben gerçekten bizim toplumun Avrupa tipi bir ulusalcı safhadan geçtiğini zannetmiyorum. Çok örtülü bir ulusalcılıkları olduğunu da zannetmiyorum. Kasaba toplumunda tekrarlanan ve serdedilen tipten milliyetçi sloganların hiç kimseyi ne fazla oyalayacağını düşünüyorum ne de bir tarihi gerçeği tespit edip yorumlayacağına inanıyorum. Kusura bakmayın yani bu böyledir. Evet. 2023 şu bakımdan önemlidir. Bir hedeftir. Cumhuriyetimizi herhalde seviyoruz ve müttefikiz ve mutabıkız üzerinde. 2023'te bir 100. yıl bilançosu yapmaya hazırlıklı olmalıyız. Sevmeyenler varsa onlar da tekrarlamalı, söylemeli bunu. Yani böyle ben Türk toplumundaki siyasi münakaşa yapanları, hatta düşünce planında ortaya çıkanları bile hipokrit olarak görüyorum çoğunu. Gizli örtülü konuşuyorlar. Örtülü konuşamazsınız, açık konuşmalısınız. Çünkü kitleler örtülü konuşmayı bir müddet sonra yutmuyorlar. Açık konuş arkadaş diyor adam. Yani bu çok önemli. Açık konuşacaksın. Sloganında, yorumunda tespit ettiğin, istediğin hedef de açık olmalı. Çok açık görmek lazım. Evet. Evet. Buyur. Şimdi Sayın Hocam ben bu gösterilenlerin bizim ecdadımızdır veya değildir konusunu tamamıyla yanlış buluyorum. Evet. Ayağa kalkarsan kamera seni gör. Şeydir, nozansetirdir. Bu yanlış bir kelime değil. Yani
herhangi bir Avrupa diline baktığın zaman nos ancestors, our ancestors falan, forefathers diye söylenir bundan. Bizim geçmişimiz, dedelerimiz. Bize getiren, bizi buraya getirenler. Bu böyle kullanılır. İyi anlamda da böyle kullanılır. Kötü anlamda da böyle kullanılır. Ecdadımız böyle bir kelimedir. Bunu illa milliyetçilere veya işte Müslümanlara falan has bir kelime diye söylemeyin. Herkesin bir ecdadı vardır her toplumun. Ben zaten bu dizileri yaparken başında anlatılanların tümü tamamıyla bir hayal ürünüdür diye yazıyor. Bizim insanlarımızın burada geçen olaylara hani inanmasını yanlış buluyorum tamamıyla. Ve bunu düzeltmek inanır adına, ama ne yapacak? İşte bunu düzeltmek adına devlet kurumlarının anlatılanların tümü tamamıyla gerçektir başladığında bir belgesel yayınlaması sizin için doğru mudur yani? Bu doğru bir şey olur mu? Neticede vallahi insanlarımız... Ben devletin tertiplediği bu gibi şeyleri pek de doğru bulmadım bazılarını. Evet. Çok kötü olanları var. İyi şeyler de var. Evet. Yani kanuni devri için belki çok şey değil ama çoğu insan bilmiyor bile. Bir Orhan Arsena vardı mesela. Ya evet. Devlet Paşa diye bir kanuni oyunu vardı onun. Üç perdeli koştu. Kimse hatırlamıyor bile. Böyle senaryoyu yazan da hatırlamıyor. Yani hiç... bir şey böyle mizopuan ve evvelki şeylere bakma alışkanlığı hiç kimsede yok. Ne yapacaksınız o öyle. Yani şimdi millet buna iyi buna inanır. Yani diziler %100 doğru mu? Hayır. O örneği verdim. Bak bu Tudorlar filmi var ya. Evet. Tudorlarda mesela ortada gezen bir hergele herif var. Kulağı küpeli bir haydut. Kim o? Admiral Drake. Admiral Drake yoktu ki o zaman. Yani o dizideki küçük Elizabeth'ten daha küçüktür o. Yoktu ortada yani. Evet. Hocam şimdi... Ayağa kalkarsan. Hocam bunu sormak istiyorum. Son dönemde zaten Türkiye'de olan olaylar ortada. Kanuni döneminde hocam yerel yönetimler, daha doğrusu vilayetler bölgelere göre yönetimde farklılık gösteriyor muydu? Gösterir. Onu biraz açabilir misiniz? Gösteririz. Oradan başlayalım. Arabistan'da maliyeci bizden gider, kadı bizden gider. Fakat bir şerif vardır peygamber sülalesinden. Mısır'da bir beyler beyimiz vardır, kadılarımız vardır, defterdarımız vardır. Memlük beyleri işlerine devam ederler. Kürtler bir büyük beyler beyine bağlıdır, Van beyler beyine. Fakat her aşiretin başında kendi adamları bulunur. Bazı hizmet yükümlülükleri vardır. Sefere çağrıldığı zaman gelirler. Belirli bir vergi miktarı tespit edilir onlardan. Bugünkü Romanya'yı meydana getiren Eflak Boğdan ve Erdel krallığı. Eflak Boğdan voyvodalıktır, Erdel krallıktır. Macarlar yaşardı orada. Onların da bağlıdırlar. Askeri yükümlülükleri vardır. Kırım Hanlığı böyledir. Müstakil bir hanlıktır. Hatta bu demin saydıklarım gibi onun bir de dış ilişkileri vardır. Sefir gönderip sefir kabul ederler bunlar. Fakat mesela silahları olmaz, ateşli silahları. Askeri yükümlülükleri vardır. Vergi verirler. Başlarında garnizon bulunur. Nefes aldırmayacak şekilde. Ve bir kadı bulunur yerine göre falan. Bunlar böyledir. Eyaletlerin farkları vardır idari bakımdan. Evet. Bunlar zamanla da değişmiştir. Tanzimat'ta büyük ölçüde değişmiştir. Değiştikten sonra da kıyamet kopmuştur. Evet. Evet, Osmanlı niye çöktü? Yani çökmedi. Matbaayı 350 yıl sonra neden getirdi? Doğru. Matbaanın 350 yıl sonra gelmesi tabii çok büyük noksan Batı Avrupa'ya göre. Genelde matbaayı bizden evvel getirdiği söylenen bir takım Balkanlılar ve Doğu Avrupalıların da okuma yazma işi bizden daha iyi değildir. Onu da söyleyeyim size. Matbaa her şeyi çözmüyor. Matbaasızlık da her şeyi icra etmiyor. Türkler şifahi bir millettir. Okumaktan çok konuşmayı dinlemeyi severler. Hala değişen bir şey yok. Hayır, hala yok.
Evet sizden de. Hala yok yani ve yaz, ulemanın yasaklaması falan yani bir dereceye kadar ama Venedik'ten cam getiriyorsun, matbaa da var orada. Niye kitap gelmiyor değil mi? Evet. Merhabalar. Sivil Havacılık'tan Bilgehan. Duymadım. Sivil Havacılık'tan Bilgehan merhabalar. Hoş geldiniz. Evet sinema. Var burada sinema. Sivil Havacılık. Ha Sivil Havacılık evet. Var burada. Sivil aferin ya. Evet. Malum başbakanımız ve siyasetçilerimiz durmadan hani muhteşem yüzyılı eleştiriyorlar. Tarihimizin yanlış aktarıldığını sarf ediyorlar. Ben buradan şöyle bir şey sormak istiyorum. Sayın Başbakanımız veya siyasetçilerimiz tarihe ne kadar örnek alarak biz gençlere bunu aktarmasında yanlış ifade ettiklerini örnek alarak kendileri aktarıyor acaba? Merak ettiğim konu bu. Hiçbir siyasetçimiz tarihten bir kesit alarak şimdiki zamanımıza örnekle uyarlamadığı için şimdi bu kadar sarf ediyor, yanlış şeyler yaptığını söylüyorlar. Muhteşem yüzyılın. Bir ikinci sorum da bütün ülkelerde, bazı ülkelerde kraliyet ailesi ve kraliyet kralları devam etmektedir. Şimdi bizim Osmanlı padişahlarımızın veya torunlarının böyle tekrardan sarf tekrardan böyle bir sembolik şey... Sembolik de olsa geri gelsin. Aynen. Sembolik de olsa niye geri gelmiyor? Evet. Hanedan üyelerimiz kadın üyeler yani sultanlar prenses emperyal denen takım 952'de affa uğradı biliyorsunuz. Demokrat Parti'nin yaptığı bu kadar. Kadın kısmını bıraktı. O demektir ki yani iktidarsız kadına geçmeyeceği için Türk cemiyetinde onları bırakmakta bir beis görmedi. Nesli Şah Sultan daha evvel gelebiliyordu. Çünkü kocası Mısır veliahtıydı. Mısır veliahtı olunca Mısır'ın yönetici zümresine içeri pasaport vermemek falan biraz sıkar. İsmet Paşa da akıllı bir adamdır. O zaman geldiler. Yani İsmet Paşa'nın reisi cumhurluğu devrinde gelip gittiği oldu. 52'de bütün sultanlar geldi. Hep şu tekrarları Osmanlı 72 milleti bir arada tutup yönetti yüzyıllarca. Evet. Türkiye Cumhuriyeti niye bunu başaramıyor? Çünkü milliyet çağına girdik gayet normal. Milliyet çağına girdik. Bunu anlamanız lazım. Sadece Türkiye'de değil dünyada. Bütün dünyada, bütün dünyada. Evet. Milliyet çağına girdik. 500 bin kişilikler bile kafa tutuyorlar, bir şeyler talep ediyorlar. Tabii mikro milliyetçiliğin sonu yok. Bırakırsan Allah bilir yani. Her şeyi çağına göre değerlendirmek gerekiyor. Ama milliyetler çağına girdik. İçeriden de kıpırdanıyor insanlar, dışarıdan da. Mühim olan taleplerin ve tenkitlerin ve yorumların çok... kaliteli olmasıdır. Bunun dışında bir şey istemiyoruz. Evet, son soruları alıyoruz artık. Ve terörle son sorular. Olmaz. Evet, sizden evet. Alıyoruz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hocam ben çok kısa bir soru soracağım ama onun öncesinde neden bu soruyu mikrofon soruyorum? Onun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Dizide malum en çok harem üzerinde, kadın üzerinde duruldu. Kadın evet. Öncesinin üzerinde. Az önce geldiğimizden beri burada arkadaşlarla kadın üzerinde konuşuyoruz. Hmm. Sizin bahsettiğiniz kitapta kadın üzerine yapılan kavgalar üzerine yazılmış bir kitap. Hmm. Az önce tavsiye ettiğiniz bir kitap. Nesli Şah Sultan vefat ettiğinde Habertürk gazetesinde bir yazar Murat Bardakçı'ydı sanırım. O zaman Murat Bardakçı Habertürk gazetesinde bir yazı aynen yazmıştı. Ama en yakınıdır yani hanedanın son aslının en iyi uzmanı odur. Nesli Şah Sultan'ın annesini Mustafa Kemal Paşa'nın annesine talip olduğunu ama bütün sırların Nesli Şah Sultan'ın ölümüyle toprağa gömüldüğünü vesaire kadın Osmanlı'da kadın nedir? Bence Sayın Başbakan'ın burada vurgu yapmak istediği de buydu diye düşünüyorum. Kadın prototip objesi çok ön plandaydı. Osmanlı'da şehzadeye de prototip bakamazsın. Yani sizin son cümlenizi duymadım ama alkış alanı neydi o? Osmanlı'da bana kadının yeri nedir? Nasıl yani? Onu mu alkışladınız? Peki anlatayım.
Anlaşılan o. Şimdi efendim, böyle efsaneleri kafanızdan çıkarın bir kere. Karılar kafes arkasında otururlar. Laf bu. Kadınlar kafes arkasında oturmazlar. Gelen seyyahlar kadınların çok gezdiğini, sokaktan toplanmadığını söylüyor hatta. Bir tanesi, iki tanesi değil, bir sürüsü. İstanbul folklorlarına bakarsan bütün türbeler, tekkeler biter. Andan sonra Hristiyanlarınki başlar. Böyle. Efendim belirli ziyaretler yetmezmiş gibi bir de Kara Meryem günü diye Pentakot vardır. Maria Himmelfahrt, yani Hazreti Meryem'in ölüp göğe yükseldiği gün, ona da koşarlar Rumlarla birlikte bizimkiler. Böyle bir şey vardır. Tabii bazı yerde de kaç göç gibi şartlar vardır. Bu kocaman imparatorluk yani. Tuna boyundan başlıyor bu. Ta Kızıldeniz'e, Basra'ya kadar gidiyor. Ve burada Müslümanların da kültürü aynı değil. Yani Bedevi Arap da Müslüman, Kahire'ninki de Müslüman, Bosnalı da Müslüman. Bugün olduğu gibi. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız diye aynı yaşayışı, aynı tarzı, aynı şeyi mi savunuyoruz? Benim hesabıma, ben bunaldığım zaman Bosna'ya giderim. İçim açılır. Yani bak bunlar da bizdenmiş falan, nasıl iyi yaşıyorlar falan diye demek için, görmek için. Bunun gibi Osmanlı prensesi 16. yüzyılda odur, 18'de odur, 19'da başkadır. Sabiha Sultan Fransızca da bilir, musiki de bilir, çok çok iyi de Türkçe bilir. Yani bunu Yahya Kemal Bey söylüyor. İstanbul'un en iyi 10 Türkçe bileninden biridir diyor. Ve o zamanki İstanbul'da herkes Türkçeyi çok iyi bilir. Bugünkü gibi değil. Bugün ilk 10 Türkçeye gireriz hepimiz. Yani bu kadar böyle güzel Türkçelerin arasında maşallah. Millet karla karı karıştırıyor birbirine falan. O zaman öyle değil. Yani İstanbul Türkçe konuşulan bir yerdi. Yani çok enteresandı. Mesela ben hatırlıyorum. Siz Twitter'a girmemişsiniz. Twitter'a girseniz sizin Türkçe de bozulurdu. Tabii canım. Felaket. 20 kelimeyle. Twitter'a ne lüzum var ya? Televizyon bakıyorum. Millet maşallah dünya diyor. Daima diyor falan. Niye çıkıyor? Yani bunlar rastgele çıkanlar değil. Sunuculuk yapan falan arkadaşlar. Ayıp oluyor biraz yani. Hele bu SMS'ler artık kelimeleri de kısaltıyor. Felaket yani. Onun için tabii o önemli. Şimdi o da Osmanlı kadını, o da prenses. Yani bunu söylemek istiyorum size. Onun için böyle standart yorumlar olmaz. Standart kalıplar, onu unutun. Her tip Müslüman kadını vardır. Her tip Hristiyan kadını vardır. Ama her şeye rağmen de bir Osmanlı kadını vardır. Yani bu toplumun Ermenisiyle Müslümanı başkasına benzediğinden daha çok benzer birbirine. Onu unutmayın. Evet. Çok buyurun. Açık o. Evet. Son sorular artık, son sorular. İsmim Melikşah. Evet. Bugünlerde çıkan bir habere göre başbakanımız için eski Osmanlı'yı canlandırmaya kararlı diyorlar. Bu konu hakkındaki değil. Düşünceleriniz. Hı? Ya bugünlerde çıkan bir habere göre başbakanımız evet, için... Evet nasıl diyorum, kolay bir iş değil. Eski nasıl Osmanlı'yı olacak? Canlandırmak... Nasıl olacakmış işte, yani bilmiyorum. Ben de sizin düşünceleri... Ha nasıl olacak onu bilmiyorum. Ulan kolay değil. En ya tarihi yorum iyi yapabilmemiz için bazı destekler olsa yeter. Ama yani İstemekli kolay iş değil, istemekli olmuyor. Evet. Hocam ben sizin bir başka bir programda izlemiştim. Dizinin adı Muhteşem Yüzyıl fakat Muhteşem benim sizin farklı bir programınızda izlediğim kadarıyla Avrupalının Kanuni'ye verdiği bir lakap. Verdiği isimdir. Magnifik. Bunun sebebini dinleyememiştim o programda. Bir de bizler sanırım Kanuni. Bizim Kanuni dememizin sebebi yoktur. Birileri kanunlarından memnunuz. Her padişah kanunname yapar. Onları methetmek için demişler herhalde. Bir kere Ebu Suud'un falan efendime söyleyeyim koca nişancının yaşadığı bir devirde Kanuni böyle bir hukuk şinas padişah gibi falan yorumlamak da aşırı bir gayret. Biraz yağcılık herhalde.
Justinianus'a Roma hukukunun büyüğü diyorlar ya, onun devrinde yapıldı bir sürü şeyler diye, onun gibi bir şey. Fakat Süleyman magnifiktir. Muhteşem. Kılığı, kıyafeti, yaşaması, entelektüel kapasitesi. Unutmayın, o büyük marşalın asıl mesleği nedir biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Kuyumcu, kuyumcu. Kuyumcu, yani fevkalade de böyle enteresan şeylerdir. Evet, çok şiir. Onun için şiir tabii falan. Evet. Süleyman magnifiktir. Yani evet. Avrupa saraylarında, dünyada Süleyman'dan magnifik diye bahsedilir. Le Sultan, Sultan ya Süleyman magnifik. Adı böyledir yani. Evet. Evet, son sorular artık. Son 3 soruyu alıyoruz. Buyurun. Hocam, öncelikle. Şu an hani Başbakan çıkıyor konuşuyor. Yok işte ecdadımız at sırtındaydı. Yok böyleydi, yok evet, şöyleydi diye. Evet. Değil mi hocam? Siz de biliyorsunuz, daha iyi biliyorsunuz. Ondan sonra işte başbakan istediği her şeyi yapıyor bu ülkede. Ya benim gözümde bir iktidar böyle olamaz yani hocam. Resmen diktatörlük yani. Hayır. Yaptı öyle bir şey yani. Aa, bu okul bayağı şey. Siyaset seviyorlar bunlar. Siyaset yapıyorlar. Hukumetin hoşuna gitmeyecek bir okul burası. Benim diktatör gibi bir şey yani. Hiçbir fark. Nereden çıktı yani bu ya? Eskiden böyle değildi. Orada geçtim hocam. Madem her şeyi yapıyor, istediği her şeyi yapıyor, kalsın bu dizeyi kaldırsın o zaman. Niye oradan artistlik yapıyor ki millete? Ne oldu? Bilmiyorum. Niye artistlik yapıyor? Diziyi kaldırsın diyor. Hay Allah. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yani? Ne yapmalı? Bir şey yapsın artık yani. O kadar ne yapacak mesela? Kaldırsa da kaldır, niye kaldırdı diyeceksiniz. Neyi? Diziyi. Evet. Dizi para getiriyor, boş ver. Evet. Psikoloji bölümünden Kenan Kocaman. Hocam biraz önce elhamdülillah Müslümanız dediniz ya. Orada şeyi kaldı. Elhamdülillah Müslümandan evvel arkadaki. Evet. Hocam, sayın hocam biraz önce elhamdülillah Müslümanız dediniz. Ne diyelim? Peygamber Efendimiz'in filmini anlatan Amerika'da bir film vardı. Oradaki Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e işte filmde kötü anlattıkları için Amerika'yı yakıp yıktılar da. Mikrofon. Aynı Amerika Irak'ta oradaki askerleri, oradaki işte Iraklı halka kafasına çuval geçirip Kur'an-ı Kerim ayakları altına aldıklarında işte bu sizin kitabınız mı dediğinde aynı Müslümanlar neredeydi hocam? Hangi Müslümanlar? Yani Müslümanız diye geçinirler ya hocam. Araplar mı? Bu bir soru tabii. Yani Müslüman dünyası fevkalade geri bir dünya. Bunu bilmeniz lazım. Fevkalade düşünceleri çarpık bir dünya. Türkiye bunların de iktisadi ve askeri bakımdan kuvvetli olduğu için hükümet şimdi bunun bir öncülüğünü yapıyor. Bilmiyorum o öncülüğe ne kadar bağlanırlar, ne kadar takdir ederler, ne kadar peşinden gelirler, bunları bilemiyorum. Benim sorum Osmanlı hakkında. Çok önceden mikrofonu istedim ama anca sıra geldi. Tamam, sorunu sor artık. Mikrofon sende. Tamam, sorumu sormak istiyorum şimdi. Sayın Başbakan çıkıyor işte. Benim ecdadımın hayatı haremden ibaret değil. Benim ecdadımın hayatı aynen 30 yılı at üzerinde geçmiştir. Ama diğer taraftan da şunu iddia edenler var. İşte Başbakan'ın ecdadının yaklaşık olarak 600 kadınla birlikte olduğu. Bu iddia doğru mudur? İkinci hangisi sorum ise 600 kadınla olan? Padişah. 600 kadını olan İkinci var. İkinci sorum ise hocam, sorumu ama bitireyim. Ama kanunu değil herhalde. Böyle bir iddia var dedim. Sadece iddia doğru mudur değil mi? Ne iddiası? Sultan İbrahim'le 3. Murat fevkalade kalabalık bir harem halkının ortasında ama herkes öyle hocam, değil. Hocam ikinci sorum ise kanuni öyle değil mesela. Sizce evet. Sizce başbakan ecdadına mı özeniyor? Ve birkaç şimdi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu bizim başbakanın hocam ecdadım lafını illa padişahın kendisi diye almayın. Dünyada Türklerden başka ecdadını yere göre sığdıramayan başka bir ırk, başka bir millet yoktur. Dünyada. Ne yazık ki bunu yapmak için uydurdukları yalanlara yine kendileri inanıyorlar. Söz hakkı tanıdığınız için teşekkür ediyorum size. Evet. Anlamadım ben. Niye anlamıyorum? Dünyada diyor bizden başka. Benim kulağımda bir şey var. Türkçelerde mi var? Türkçelerde de var. Mikrofonda Türkçelerde da var. Niye var biliyor musunuz? Mikrofonu çok ağzına yanaştırdım. Hiç alakası yok. Hiç etnik şeyle bölgeyle hiç alakası yok. Türkçe diş önünde konuşulan prodental bir lisandır. Böyle. Yemin birisi diyor böyle.
avcılar diyor, anlamıyorum. Yani avcılar ya, av işte, av, avcılar. Yani bütün konuşmalar böyle, o şeyler, o reklam için açıyorlar ya, delireceğim yani o kız çocuklarına. Hele onlar yapıyor. Şimdi ben size anlamadım, kusura bakmayın, tercüme ediyor Abbas Bey, o daha pedagog. Türklerden başka ecdadıyla övünen bir başka ulus yok. Tonla var ama belki böyle övünmüyor. Git Fransa'ya da görürsün nasıl övündüklerini. Hem öyle bir övünüyorlar ki sırf Fransız veletleri değil, Türkler bile Fransız oluyordu okuyunca. Bir arkadaşa sordum, niye Fransız okuluna yollamıyorsun Paris'te dedim. Ben Fransız milliyetçisi çocuk yetiştirecek değilim dedi. Yani international school'a yolluyor. Bütün herkes yapar bunu. Komünist Rusya yapar, Macaristan yapar. Almanlar yapmaz, görünür yapar, boş versen. Yani bunu yapmanın usulü vardır. Usulü vardır. Affedersin. Böyle düdük çalar gibi adamın kafasını şişirmeniz kaval gibi lüzumsuzdur. Onun usulü vardır, erkanı vardır. Onun için diyoruz rafine tarih, rafine edebiyat okuyun, dünya edebiyatı okuyun diye. Türkiye'de Türk milliyetçiliği yapmak istemeyen, efendim işte bütün bu padişahları falan bana ne, benim ecdadım değil ki diyen varsa, onlar da kendi ecdadını aynı şekilde sevip okumak, öğrenmek zorundadır. Böyle el alemi tahrip etmekle kendi kimliğini çizemezsin. Onu size söyleyeyim. Kendi kimliğini çizmek için kendi tarihini kendin yorumlayacaksın. Bu başkasına şey. Ya böyle otur mesela. Bu Almanlar ne kadar aşağılık bir millet. Bunu Rusya'da yaparlar bazı Türkler. Bu Ruslar bu kadar aşağılık bir millet. Yemeği bilmiyor, içmeyi bilmiyor, affedersiniz bilmem neyi bilmiyor, git kenefine bak falan. Konuşurlar bunu. İşte bu Ruslar öyle haindir ki, işte efendim da Tanrı demiş ki ne istersin, komşuna da iki mislini yalnız isteyeceksin. Bir gözümü çıkar demiş falan. Böyle şeyler yaparlar. Bunlar çıkış yolu değildir. Çünkü aynı milletin gidip galerilerine, tablolarına, tiyatrosuna, operasına hayranlıkla bakmayı biliyorsun. Pushkin'i okuyorsun, bilmem ne yapıyorsun. İnsanlar kendi geçmişlerini, kolektif şuurlarını inşa etmek için kendi geçmişini öğrenecek. O da tarihle olur, coğrafyayla olur, edebiyatla olur. Bunlar olmadan böyle Türkiye'de yapıldığı gibi devamlı bundan uğraşılıyor. Ne münasebet? O da işte bu toplumun maziye. Ecdadım diyorsa adam herhalde Osmanlı hanedanını kastetmiyor yani, Rizeli başbakan. Ecdadı işte. Ve Türkler padişahlarını monarşist olarak sevmezler. Padişahlarını doğrudan doğruya bu memleketin yöneticileri, mareşalları, işte onlara bir şöhret kazandıran büyük adamlar olarak tutarlar. Hiç kimsenin de cumhuriyetçilikle bir problemi yoktur bu memlekette. Onu da söyleyeyim size. Burada böyle cumhuriyet düşmanı falan birkaç kişi adam vardır. Ki bunlar Avrupa'da biliyorsunuz monarşist partiler vardır böyle, yani çok önemlidir. Onun için onun üzerinde duracağız. Lütfen bir şeyi yaparken, milli kimlik çizerken herkesin kendi şeyini, kimliğini, ait olduğu yeri hissettiğini doğru dürüst bilimsel yönle inceleyip benimsemesine gayret etmesi lazım. Başka yerlere hücumla falan olmaz bu. Evet, bunu söyleyeyim size. Evet, son iki soru sizin ve hocam, sizden alıyoruz, sonra tamamlanıyor. Buyurun. Osmanlı İmparatorluğu'nu bir medeniyet devleti olarak görüyoruz. Evet. Şimdi bu medeniyet devletinde çok mikro olarak entelektüeller de vardı. Neler? Entelektüellerin de olması gerekmiyor mu? Evet. Okumuşlar, literati denir, evet, onlara, literati. Şimdi evet, ulus devletler kurulmaya başladığı zaman ve evet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu, geldiği zaman entelektüellere ne oldu? Ne oldu var işte, devam ediyor. Biraz eksik olarak devam ediyorlar, hepsi bu. Bak, Türk entelektüelinin yapısını sana söyleyeyim. Türk entelektüeli Türkçe bilir tabii, Türkçe konuşur, Türkçe bilmez, Osmanlıca bilmez. Efem der, benim dinle alakam yok. Peki, yoksa yok, bana ne yani, senin imanını ben mi vereceğim? O ayrı ama
bilmek zorundasın. Yani mesela Batı'da böyle herifler vardır. 5 nesil kiliseden içeri girmişler. Vaftiz bile ettirmemişler kendilerini ama adam kilisenin içini bir papaza yakın derecede bilir. Çok önemlidir bu. Bu çok önemlidir. Bakın size biraz şahsi olacak ama Bernard Louis'i anlatayım. Bana dedi ki, ben dedi bu bizim dini dedi. Yahudiliği hiç dedi umurumda değil, hiç dedi praktis etmiyorum dedi. Babam da etmezdi dedi. Hatırladığım kadar dedem de etmezdi dedi. Duyduğuma göre büyük dedemin de alakası yokmuş dedi. Fakat oğlum başladı dedi. Anladın mı? Şimdi bunun nerede kesileceği belli değildir. Bu bir kurumdur. Buna kim girer, kim çıkar, kim ne kadar yakınlık duyar belli değil. Ama bu toplumun dokusundadır. Bunu bilmek zorundasın. Bu Türk münevveri kendini çok batılı zanneder. İşte Fransızca bilir, İngilizce bilir. Hiçbirisi o dillerin mensup olduğu kültür çevresini tanımaz. Siz hiç Latince ve Yunanca bilen bir adam duydunuz mu Türkiye'de? Buna Fransızca ile uğraşan dahil. Halbuki olmaz onsuz Fransızca, Almanca, İngilizce. Çünkü onlar bir medeniyetin çocuğu. Bir ecnebi oryantalist, Türkolog olacağı zaman Arapça, Farsça ile başlıyor. Hatta Aramca'ya kadar gidiyor. Çünkü belli ki o medeniyeti tayin eden unsurlar bunlardır. Bunlar olmadıkça burada tabii çok zordur adam yetiştirmesi. Ama tabii bizim de bir entelektüel sınıfımız vardır. İstikbalde bir şey olacaktır bunlar. Evet. Evet. Hep şey denir. Arkadaşımızın sorunun belki de açımı o. Evet. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz zaman evet. Latin harflerine geçişle Osmanlı kültüründe geride bıraktı. Valla Arap harflerinin dayanışı 15 gündür. Ben hep söylüyorum. 15 gün kendini sıkamayan insanların gürültüsünü kimsenin de dinleyeceğini zannetmiyorum. Elin Alaman veledi Münih Üniversitesi'nde Berlin'de Türkolojiye yahut Orientalistiğe başlıyor. Daha ilk sömestrede Arap harfleriyle Türkçe okuyor. Metinler öyledir orada. Ben hocalık yaptım Moskova'da. Öyle yani. Yazın Ayvalık'a da geldiler. Orada bunlara öğrettik. Öğreniyorlar. Bizimkiler öğrenmiyor yazın. Başlayıp kaçıyor. Yani bu millet kadar böyle anti filolog alerjisi olan bir adam görmedim ben dünyada. Ya öğrenmiyor ya. Çince değil mi yani? Alt üstü elif, lam, işte elif, b, t, s, cim, dallı, köse. Buna göre harfler gidiyor sırayla yani. Öğrenirsin. Gidersin. Efendim çok mu âli? Ya o kadar bilmem ne vesikalarını, bilmem ne metinlerini zaten eski Osmanlılar da okuyamıyordu Haptitçi. Size şunu söyleyeyim, öğrendiği zaman çok iyi öğreniyor. Şimdi bu nesil içinde, ben Tapu Kadastro'da falan çalıştım biraz arkadaşlarla. Gençler yaşlılardan daha çabuk öğrendiler o siyakatı falan ve doğru okudular. Bunların bazıları profesör oldu hatta bu dalda. Ve metinleri de eski Osmanlıca metinleri de neşredenler en mükemmel şekilde hepsi benim kuşağım ve benden genç olanlar. Yani eski Türkler bu kadar iyi yapamıyordu bunu. Bu böyledir. Bu bir medeniyettir. Yoksa bunu böyle Latin harfini kaldırdın. Kaldırdıysan kaldırdın. Yani Latin harfiyle Türkçe daha iyi yazılıp okunuyor çünkü. Tamam mı? Bu kadar basit bu. 8 tane seslisi olan bir dili Arap harfleriyle yazamazsınız. Bunu unutun. Ha bunun içinde Arap harflerini çöpe atamazsın. En azından herkesin öğrenmesini zaten beklemiyoruz. Gereği de yok. Bir takım insanların öğrenmesi lazım. Eğer şu toplumda 1 milyon adam bunu bilse zaten mesele yok. Çünkü elinden eski toplumda mi? Da o kadardı. Şimdi sevgili izleyenler dizilerde izliyorsunuz. Kadınların saçları lile lile müthiş yapılmış. Padişahların evet. Saçları çok çok güzel. O günlerde kuaför yok, berber yok, o yok, belki bu yok. Belki de var ne biliyorum. Şimdi Adem İstanbul'un en popüler kuaförlerinden birisi.
Ne diyorlar? Şimdi Adem'e soracağız. Biraz işin uzmanı dersinde çalışmış. Ben dedim nerede? Bak İlber Hoca da var dedim. Ona bunu yutturamazsın. Nasıl yapıyorlar bu işi? Aynen, nasıl yapıyorlar? İnsanlık tarihine geçmişte sen bu konuda belgesel de hazırladın. Bak şey yok ha, palavra yok yalnız. Söyleyeyim size değil hepsine. Salambo var ya, Flaubert'in Salambo'su. Yani Salambo kim? Hannibal'in kız kardeşi, rahibe. Onun mücevheratını ve makyajını tarif için 3 cilt eser karıştırdım demiş Flaubert. Bu öyle kolay bir iş değildir kadın iş ha. Muharebe tarif etmeye benzemez. Bakalım Adem Bey ne yaptı? Evet, herkese iyi akşamlar. Açık mı? İyi akşamlar herkese, Adem Terzi ben. Şimdi günümüzde bakıyoruz yine bu eski saçlar veya eski tarzda stiller ortaya çıkmaya başladı. Ben buraya gelmeden önce bir araştırma yaptım. Bu o dönemdeki padişahlarımızın dönemindeki bir imajla ilgili bir araştırma yaptığımda şöyle bir neticeye ulaştım. Birincisi, padişahlarımızla ilgili herhangi bir yazı veya herhangi bir saçlarıyla ilgili, sakallarıyla ilgili bir açıklama bulamadım. Ama o dönemde ve o tarihte kahve köşelerinde bir berberlerin insanların saçlarını kesmesiyle ilgili berber dükkanları değil ama kahvelerde bunu kullanıyorlardı. Aynı zamanda saç kesmekte kesmek için. O zaman makine yok. Yoktu. İşte dediği evet, gibi koyalları gibi fen cihazı da yoktu. Nasıl güllediler yani saçları? O dönemlerde saç kesmek için bir takım araştırmalar yaptılar kendi bilim açısından. Altın ve bronzu alıp da keskin bir hale getirip saçları onunla kesim oldu o dönem için söylüyorum. Sakal için de çünkü rahatsızlık vermeye başladığı zaman uzun olduğu için denizlerdeki çakıllardan kesici bir hale getirip ve sakal tıraşı oldukları ortaya konuldu ve onu ustura yok mu? Yoktu. Yani o dönem için çok önce eskiye geliyorum. Ha, eski değil, biraz evet. Eski. Ustura daha sonra çıktı kemerle dediğimiz sistemde. Ve bu tabi çakılla olan tıraşta ciltte bir tarih söz konusu oluyordu o dönem için söylüyorum ama ister istemez daha uzun oldukları rahatsız etmektense bunda daha keyif aldıklarını ve daha temiz gözüktüklerini ve bu şekilde mutlu olduklarını hissettim ve okudum. Ama baktığımız zaman kadınlar ne yapıyordu? Şimdi kadınlarımız da bu arada ben erkek kuaförüyüm, kadınlarla ilgili çok fazla bilgi almadım ama kadınlar da şöyle bir şey yapıyordu. Boya o dönemlerde yoktu. Sadece şu an argan yağı yine popüler olmaya başladı. O dönemde de argan yağını kullanarak saçlarına daha bakmayı ve daha parlak gözükmesi için bunu sürüyorlardı. Fönden ziyade, fön yoktu zaten ama el becerisiyle rulo yapıp saçları bağlıyorlardı ve arkaya doğru atıyorlardı. Bu görsel evet, olarak bunu gördüm. Çok enteresan. Bu bir ikincisi, bir de ben şurada şunu söylemek istiyorum. Madem geldik bir takım padişahlar göre, kısa saçlı mıymış uzun saçlı? Şimdi ona da gelecektim. O dönemde saçlarımız, padişahlarımız uzun diye yazıyor. Yani düz bir küt ya da kısa bir saç ve önlerde biraz uzun olarak deklare ediliyor. Ne kadar doğru ve ne kadar yanlış bilemiyorum ama küt bir saç vardı o dönemlerde diye yazıyor. Bu bir de ben başka bir şey söylemek istiyorum buna beraberinde. Biliyorsunuz ki bütün dünyada bu başka bir şey söyleyeceğim. Bunu da söylemek istiyorum. Amerikan tıraşı var ve İtalyan tıraşı var. Bütün dünya bunu biliyor. Ben de bundan 2,5 veya 3 ay önce bir çalışma yaptım. Bir Türk tıraşı çıkardım. Yine sizin milliyetçilik. Bak tıraşa bile girdi. Türk tıraşı çıkardım. Önümüzdeki günlerde daha çok dile getirilecek ve daha çok gündemde olacak. Bunu önce Türkiye'ye tanıtıp daha sonra bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Nasıl oluyor Türk tıraşı peki? Şöyle tıraşı söyleyeyim. Tıraşı Türk'ü, Alman'ı, Fransız olur mu ya? Şimdi şöyle işte olduğu için zaten ben de Türk tıraşını çıkarmak istedim. Yani bugün Amerikan tıraşı dediğimiz zaman yanlarımız, venselerimiz kısa olarak bakıyoruz. Yani bütün Amerikan tıraşları böyledir. İtalyan dediğimiz zaman böyle daha klasik, daha böyle yapışır saçlar var. Ama Türk tıraşı dediğimiz zaman çok yönlü kullanabilecek ve çok şekil verebilecek bir saç kesimidir. Bu da internetlerde şu an dolaşıyor. İnşallah gündeme gelecek daha ileride. Evet, şimdi araştırma. Adem'in araştırması tabii kendi saçı. Osmanlı'da gerçekten saç sakal. Sakal sünneti şerifeli işte böyle bir olacak bu yiğit. Yani burası temiz olacak.
sakal istediğin kadar uzatırsın. Matruş gezmek ayıptı bürokraside. Ama son devirde başladı. Kendine göre her zaman kuralları var. Benim çok ilgilendiğim bir şey değil ama bizim toplumumuz tabii bütün geleneksel ama toplum. Ama bakımlıydım Osmanlı bürokrasisi. Herkes bakımlı her toplumda. Bakımsız insanlar belli, peşmürgeler, bakımlılar belli. Yani herkes de berberin önüne oturuyor. Berber şeysiz bir meslek nedir? Sonsuzlukta yaşayan bir meslek ve belli ki her zaman için bir ekmek parası buluyor. İyisi var, kötüsü var yani. İnce olarak bu işi yapanlar var. Türk tıraşına ne diyorsunuz? Hı? Türk tıraşına. İşte yapsın da göreyim. İnşallah bize günlerde göreceğiz. Dilber Hoca'ya gider mi Türk tıraşı? Gider. Aynen. Ona Osmanlı tıraşı yapacaksın. O tarif ettiği bana gitmez. Evet. O bana şey yapacak, eski tıraş olursa. Osmanlı tıraşı yaparsa. Benden kim uğraşır ya? Ben 10 dakikada berber şeyinden, koltuğundan kalkmak isteyen bir adamım yani. Böyle aceleci adamı hiçbir şey sevmez berber. Sevmez ya. Adam çok sabırlı ama. İşte ama buna tahammül edecek kadar değil herhalde. Hadi bitir de gidelim. Evet, yani. Evet bitiriyoruz. Tıraşa gidiyoruz hadi. İnşallah diliyorum tekrar. Başbakanın muhteşem yüzyılda eleştirmesiyle alakalı benim sorum size. Ya niye bu kadar takıldık ona biz? Demek ki siz hoşlanmıyorlar. Daha önce bir başbakanın herhangi bir diziyi eleştirdiğini gördünüz mü? Biz daha ilk kez gördüğümüz için bu yüzden takılmışızdır. Hangisi dizilerin eleştirilmeli mesela? Mesela ben size şöyle örnek vereyim. Aynı konunun işlendiği fakat T'yi alındığı bir dizi daha var. Harem adında. Feminen A atıyorum çıngıraklı tarzında insanların olduğu. Onu gördünüz mü? O da çok ilginç. Benim takip ettiğim bir dizi. Evet. Aynı. Bunları tabii açıktan açığa eleştirmek doğru değil ama pespayelik de çok açık. Yani bilgisiz. Ama şimdi komik o. Şimdi Michel Zivaco. Evet. T'yi aldığı ya, bir dizi. Kendi gülsün. Michel Zivaco. Aynı şey Bizans için yapıldı. Kendileri gülsünler. Michel Zivaco Fransızları ve Fransız monarşisini hiç Bourbonları fakat çok iyi bilir ve eleştirilerinde çok kalite vardır. Burada amiyanelikle birlikte tarif yapmak çok zordur, onu size söyleyeyim. Yani amiyane bir toplum olmaz. Bir şeyi bileceksiniz herhalde, o gizli kalmayacak. Ben Topkapı'ya geldiğim zaman bir müddet sonra haremde konuşmayı yasak ettim. Şeye, mihmandarlara. Çünkü bir kere çok bağırıyorlar. Kafa bu yani. Tınıyor ses içeride. Onunki onunkine karışıyor. Tımarhane gibi oluyor. Üç grubun başında. İkincisi de yani hakikaten cahil, edepsizce ve grupların hoşuna gitmek için bazıları amiyane şeyler söylüyor. Hiç değilse dışarıda söyleyin dedim. Burada olmaz. Başından izahatı verirsiniz. İşte elinizde şeyler var. Onu dinleyerek gidersiniz. Bura ev çünkü bir yerde birinin evi. Bu kadar açık. Hocam yıllarca yani hocalık yaptınız. Şeydir. Notlarınız nasıldı? Benim notlarım. Pek kalan yoktur. Harita bilmeyen kalır. Ama dersleriniz çok keyifli geçti kesin de. İnşallah öyle geçiyor. Şimdi bugün bizim programımızın özelliği program sonunda karne veriyoruz. Programdaki evet. Performansınıza göre karneleriniz nasıldı? Benim karneler, evet. Kendi karneler. Kendi karneleriniz tabii. Okulun. Kendi karnelerim Allah veri. Her türlü not vardı içinde. Her türlü not vardı ve her devir değişirdi. Ben İyi öğrenci miydiniz? Vallahi yerine göre zaman zaman çok iyi öğrenci, yerine göre vasata doğru giden biri. Bazı konularda çok şey performans iyi aslında değil, yerine göre. O zaman şimdi arkadaşlar ben dersler okuyacağım. Alkışlarınızın şiddeti, vereceğiniz notun derecesi olacak. Bakalım İlber Hoca'ya bugünkü performans çerçevesinde nasıl bir karne hak etti onu göreceğiz. Konuya hakimiyet konusunda nasıl buldu? Nasıl buldu koca? Bak iyi.
Evet, bu peki. Çok çok iyi. Genellikle bizim derslerden hep kırık not alan çok konuğumuz. Niye? Ne kadar ayıp. Özellikle siyasetçiler mesela çok bu dersten hep kalıyorlar mesela. İnandırıcılık. İnandırıcı olur mu? Ha, inandırıcılık. Evet. İnandırıcılık olduk. Tabii ki. Bazıları inanmamak istiyor. Vizyon. Vizyoner buldunuz mu hocama? Burada biraz azaldı. İyiye düştün. Biraz daha klasik buldular size herhalde. Daha vizyoner böyle de. Evet, üçüncü dersimiz hitabet gücü. Nasıl? Ha, iyi. Hitabet gücü de iyi. Peki karizma, karizmatik buldunuz mu hocam? Bunun yıldızı peki. Genellikle burada bu dersimizde de çok kalan oluyor. Samimiyet, samimi buldunuz mu hocam? Samimi olmayacak bir şey var mı ya işte? Ne diyorsunuz? Bu daha mı düşün? Evet, son dersimiz. Bu da iyi. Giyim kuşam. Halbuki kartuş var böyle giyinip. Çok yani. Klasik olmasına rağmen o da genellikle onu da beğenmezlerdi. Öğrenciler daha renkli frapan giysiler seviyorlardı ama sizin... Frapan niye sevsinler? Hoca dediğim papaz gibi giyinir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İleride siz de hoca olursunuz. Derse markayla gelen hatun. Pahalı çantayla giren hatun. Markayla giren adam çok ayıp bir şeydir. Çok ayıptır. Çünkü orada onu alamayan öğrenci var. Her yerde. Paralı okulda çok ayıp. Çok ayıp. Hiç böyle insanlara taviz vermem. Mesela birisi böyle marka çantayla giriyorsa lütfen ertesi derste Mahmut Paşa'dan taklitlerini alarak görünür şekilde koyun böyle önünüze. Çok kıyak olur. Derse pahalı giyinilmez. Onun için Britanya üniversitelerinde yani Avrupa'nın en eski ve ananevi üniversiteleridir. Herkes gowni giyer biliyorsunuz. Gown, cübbe giyer. Talebeler de, hocalar da. Kılık gizlenir altında. Herkes tek düze girer. Tıpkı bizim ilkokul önlüğü gibi. Şimdi işte bu soruyu da siz açtınız. Ben kılık kıyafetli önlüklerin formalarının kaldırılması... Tamamen karşıyım. Salona bir salon. Tamamen karşıyım. Salon da sizin gibi... Mektebin otoparkına tabii arabasız gelmek mümkün değil bugünkü günde. Efendime söyleyeyim nedir o bir tane size şey alacağım diyor. Jaguar. Ondan sonra size diyor bir yeni araba var gümüşlü şey alacağım diyor. Böyle parka marka arabalarla gelen hocaları da hiç sevmem. Yani çünkü öyle gelecek hoca var gelemeyecek hoca var. Sana külüstürle gel demiyorum. Ama bunlar çok önemli bir şeydir yani. Okul herkesin gelmek ve vakit geçirmek mecburiyetinde oldukları bir yerdir. Pasaklı ve pis gelemezsiniz. Buna hakkınız yok. Ama belirli bir tevazuyu da benimsemek zorundasınız. Mütevazi insan da şık ve güzel olabilir. Yani ama Sayın Milli Eğitim Bakanlık önlüğün ve formanın insanların zihnini de hapsettiğini... O onun düşüncesi. İnsanların zihninin düzene girmesi lazım. Tarihte nasıldı? Hepsi gayet fıstıktır. Hepsi de gayet forma zihinleri hapsedilmiştir. Bugünkülerden daha iyi işler yaparlar. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı anlamakta çok güçlük çekiyorum. Bazı ahvalde olmadık şeyler söylüyor. Peki diyorum herhalde çok muhafazakarlar. Anlamak lazım. Öyle rey aldı geldi. Bazen de öyle şeyler diyor ki nereden geldi bu uçuklar diyorsun. Yani sosyalist partileri falan sollarlar. Bu kılık kıyafetle falan uğraşmak öyle. Kılık kıyafet bir şeydir. Aşırıya da gidemezsin. Renkliliğe de gidemezsin. Okuldur. Orası defile yeri değildir. Yani bu çok açık bir şey. Çok açık. Ondan sonra da eğitimde bunlara dikkat edeceksiniz. Bu çok önemli. Yani benim anlamak zorunda olduğum bir bakanlık değil zaten. Çünkü maalesef derece değişmedi. Türkiye'nin iyi bakanlıkları, dışişleri, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, iç işlerinden bakarak hepsine düşün.
vermek durumundayız. Ama bu bakanlarla ilgili de değil. Böyle yani böyle. Ve son söz olarak tarih bilincinin daha da gelişmesi için ne yapmamız gerekiyor? Bol bol ansiklopedi okuyun. En zararsız materyal onlardır. Larousse bakın, Britannica bakın, İslam ansiklopedisine bakın, Diyanet Vakfı'nın çıkardığı. Bunları okumanız lazım. Yani maddeleri merak ettikçe oralardan bakın. Twitter'e lütfen bağlanmayın. Çünkü her şeyi doğru yazmıyor. Ama bu ansiklopediler evinizde ve okulunuzun bir yerinde mutlaka vardır. Dediğim ansiklopediler ayrıca şu kadar şeyin içinde vardır CD'nin. Madem onu kullanıyorsunuz oradan bakın Britannica'lar falan. Böyle daha doğru bilgi edinirsiniz. Ondan sonra kitaplara geçtikçe klasiklere daha kayalara çarpmadan gidersiniz. Yoksa çok zor tabii. Hemen kayalara bindirirsiniz. Bir sürü kitap çok tehlikelidir o anlamda. Evet. Evet sevgili izleyenler, gerçekten sadece kanun değil, dizi değil, tarih bilinci çerçevesinde İlber Hoca'dan ilk saatten bu saate kadar sizleri uykusuz bıraktık ama tarihe çok çok daha fazla önem vermemiz gerektiği konusunda ipuçları aldık. Umarız ansiklopediyle başlarız. Arkasından ciddi kitaplar bulur, okuruz. Çünkü burada onlarca cilt kitap var. Çoğu İlber Hoca'nın ama tarihle ilgili son dönemlerde yazılan çok sayıda kitaplar var. Bir kısmı sizi farklı bilgilendirebilir ama farklı farklı kitaplar okuyarak da doğruyu bulabilirsiniz. Ama hocanın da dediği gibi ansiklopediler tartışmasız en doğru kaynaklardır diyoruz. Teknolojiyle birlikte bilgiye ulaşmak çok kolay oldu ama doğru bilgi kadar yanlış bilgiye de sizi götürebiliyor. Bu kadar saat uykusuz kaldınız. Çok teşekkür ediyoruz ama ne olur tarihe çok çok daha fazla ilgi gösterin. Tarih olmuş, bitmiş, geçmiş ki bizi ne ilgilendirir ki demeyin. Geleceğe yönelik pek çok ipuçlarını tarihte bulabileceksiniz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.